İyi akşamlar. Memleket meselesinden bizleri izleyen herkese, her memleket meselesinde olduğu gibi bu akşamda memleketin meselelerini, dünyada ne olup ne bittiğini konuşacağız, değerlendireceğiz. Çok kıymetli konuklarımız var ki bugün çok önemli açıklamaların geldiği bir gün, arka arkaya açıklamaların yapıldığı bir gün. Bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarını eline boyuna değerlendireceğiz, konuşacağız. Daha iyi anlatabilmek için kamuoyuna neler söylenmek istedi bugünkü açıklamalarla ki bu süreç daha evveline de dayanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı 30 Ağustos resepsiyonunda hatırlarsanız iç cepheyi sağlam tutmalıyız mesajı vermişti. Ardından da siyasette yumuşama ile ilgili mesajlar sıklıkla geliyordu ki 2 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninde Sayın Devlet Bahçeli'nin DEM grubuyla selamlaşması vardı. Siyasetin gündeminde epeyce tartışılmıştı ve bugün MHP grup toplantısında Sayın Devlet Bahçeli tecrit kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne DEM grubunda konuşsun dedi. Terörist başı terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin dedi. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Bu konuşmalar ne anlama geliyor? Çok önemli bir süreçte, çok önemli bir günde bugün değerlendireceğiz. Kimlerle konuşacağız? Hemen konuklarımı takdim edeyim sizlere. Sabah gazetesi yazarı Sayın Mahmut Övür bizimle beraber bu akşam. Hoş geldiniz Mahmut Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Takvim gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim. Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Ceşin. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ve akademisyen Profesör Doktor Muharrem Ekşi bu akşam da bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bugün Devlet Bahçeli'nin ardından AK Parti il başkanları toplantısında konuşmuştu. Bu tarihi bir fırsat olarak nitelendirdi bu süreci Sayın Cumhurbaşkanı ama isterseniz en başa dönelim. Saat 11 sularında Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı başladı. Sayın Devlet Bahçeli kürsüdeydi. Yaklaşık 11.30-11.33'te mesele bugün tartıştığımız artık tüm Türkiye'nin gündemi haline gelen o açıklamalara geldi. Dilerseniz önce bir dinleyelim açıklamaları. Bugün Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında neler söyledi ve sonrasında tahlil edelim. Söylemek istenileni, verilmek istenen mesajı. Buyurun bir dinleyelim önce. Terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Bodrum meydan, buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya, dürüst ve samimi adımlara, dış dayatmalara kapalı durmaya, 1000 yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır ve olmalıdır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil, bölücü terör örgütüdür. Bölücü terör örgütü PKK'nın silahlı eylemleri başarısızlığa mahkumdur. Terörle hiçbir yere varılmaz, varılamaz, varılamayacaktır. Türkiye bölücü teröre asla rıza göstermeyecek, müzakere ve müteakere dayatmaları işe yaramayacaktır. Kürt kardeşlerim, gelin bir olalım, beraber olalım. Aramıza girmek isteyenleri, bozgunculuk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim. Bu cümlelerle ifade etti Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısındaki çağrısını. Tarihi bir fırsat yani sonrasında yapılan yorumlarda, açıklamalarda. Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında tarihi fırsat dedi. Bu ifadeyi kullandı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir de isterseniz bugün bu konuşmanın ardından bugün il başkanları toplantısı vardı Ankara'da. O konuşmasında bir bölümünde yer verdi bugünkü gündeme. Bir onu da dinleyelim hazırsa. Türkiye ortak paydasında 85 milyon olarak bir araya gelelim, gelebilelim istiyoruz. Coğrafyamızın içinde bulunduğu tehlikeli konjonktür siyasetçiler olarak hepimizi daha sorumlu ve ağırbaşlı davranmaya teşvik etmektedir. Gerilim ve sokak siyaseti sadece buna tevessül edenlere değil, tüm ülkeye ve millete kaybettirecektir. Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Siyaset kurumu, meclis, sivil toplum, basın, akademi ve topyekün millet olarak hep beraber terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı da tarihi fırsat dedi. Kişisel hesaplara kurban edilmemeli dedi. Sıklıkla uzun süredir kullandığı ifadeler soğukkanlı, sorumlu, ağırbaşlı davranmak bu süreçte. Bugün de konuşmasına yansıdı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu özellikler, bu sıfatlar ağırlıklı olarak. Şimdi o madem tarihi bir konuşma diyoruz, madem tarihi bir açıklama diyoruz Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü konuşmasıyla ilgili öyle zannediyorum hem Mahmut abi sizin için de Ekrem Bey için de böyle yani siz Türkiye'nin en önemli kritik süreçlerinde gazetecilik yapan isimlersiniz. Bu tür açıklamaların siyaseten kamuoyunda önce nasıl bir reaksiyonda gösterilebilir, nasıl bir karşılık bulacağı zaten siyasetçiler tarafından öyle zannediyorum tahlil ediliyordur. Ama sizlerin görevi, biz yayıncıların görevi analiz edip, doğru tahlil edip öyle anlatmak belki kamuoyuna görevimiz de o. O yüzden böyle ana başlıklarını Sayın Devlet Bahçeli'nin buraya yazmış olduk. Ben Mahmut abi biliyorum siz pek ayağa kalkmayı sevmiyorsunuz ama hem Ekrem Bey'den hem sizden bugün için rica edeceğim. Çok önemli başlıklar. Birlikte bir bunları böyle adım adım değerlendirelim. Lütfen sizlerin sağduyusuna, öngörüsüne çok ihtiyacımız var. O yüzden bir böyle lütfen cümle bakalım istiyorum. Ayakta çok alışıldık televizyonlarda da artık yapacak 5 dakika şey yok. Sonra sizi rahat oturmanıza müsaade edeceğim. Fena değil 5 dakika. Evet. Evet, şimdi nereden başlayacağız diyorsun? İlk cümleden başlayalım. Evet, terörist başı terörün bittiğini tek taraflı. Şimdi buradan... Sen niye bu tarafa geçtin? Seni görmemiz lazım en azından konuşmak için. Mahmut abi stüdyoya kedi girdi. Öyle mi? Evet ben de biraz ürküyorum. Tamam oraya ben geçeyim. Buyurun yer değişelim. Çok iyi. Gel. Şimdi, lütfen kusura bakmayın. Merve tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'nin temel meselelerini yani izleyen, en azından yakından takip eden, ister siyasi aktör olsun, ister akademisyen olsun, ister sivil toplum örgütü olsun, vatandaş olsun. Yani çok acılar yaşadık. Sorunlarımızla yüzleşme meselesinde hep uçlara savrulan süreçler yaşadık. Hiçbir meseleyi konsensüsle oturup, yani bu ülkenin bir, mesela başörtü meselesi var. Ya bu ülkenin ana muhalefet partisi, diğer muhalefet partileri, yani kendi çapında bu meseleyi tarihsel periyot içinde ele alıp analiz etmediler. Kürt meselesi dediğimiz meselede bu açıdan çok önemli bir meseleydi. Ben... Devlet Bey'in milliyetçi bir partinin lideri olarak, yani Türkiye'nin önemli bir damarı, milliyetçi damar, onun lideri olarak, yani tamam meclisteki konuşması hakikaten ezber bozucu bir konuşmaydı. Ezber bozucu bir tavırdı. Arkasından gelen grup konuşması da çok anlamlı ve önemliydi. Ama bu konuşması bence milat. Yani çok önemli. Niye? 2005'te bu ülkenin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Meydanı'nda çıktı, şunu seslendirdi. Yani dedi ki bu mesele benim meselemdir, Kürt meselesi benim meselemdir. Adını koydu ve çözmek için adımlar attı. Tabii çok eleştirilen süreçler yaşadık. 2009 Habur süreci, evet. 2011 Oslo süreci, 2011 sonrası da 12'de başlayan ya da 13'te açığa çıkan çözüm süreci. Bütün bunlar bir siyasi akıl yürütme, siyaseten meseleyi çözme çabalarıydı. Ama ne yazık ki Türkiye'de siyasi partiler, akademi dünyası ya da sivil toplumda yani tam karşılığını bulamadı. Ben tabii daha çok bunun karşılığını bulmadığı yerin muhatabı olduğunu düşünüyorum. Kimdi o? Demin bir önceki partisi HDP. O çizgi muhatabınız değişmiyorsa denir ya, siz de değişimi çok hayata geçiremezsiniz gibi. Orada demin özellikle de bugün içeride olan Demirtaş'ın çok ciddi katkısı oldu. Bu çözüm sürecinin sabote edilmesi meselesinde. Bunun bir tek nedeni vardı. Yani bu çözüm süreci dediğimiz şey aslında şiddeti devreden çıkartan, siyasetin önünü açan, Türkiye'nin meselelerini siyasetle ve nerede? Meclise Değil mi? Çok şey yaptıkları, önerdikleri o dönem CHP'nin de hatta MHP'nin de bu işi meclise çözelim dedikleri şey aslında terör örgütüyle bir başlangıç yapıp arkadan meclise bunu çözmekti. Temel amaç buydu. Niye? Gelin meseleyi siyasetle çözelim diye. Şimdi bu açıdan bugün geldiğimiz noktada bir sıkışma noktası yaşıyoruz. Nedir bu sıkışma? Bu meseleyi küresel güçlerin çok güçlü bir şekilde kullanma noktasına geldik. Yani Suriye meselesinde bunu görüyoruz. Irak meselesinde görüyoruz. İşte Gazze meselesinin Lübnan'a sıçraması, arkasından Suriye'ye sıçraması bu mesele üzerinden iç cepheyi zarar verecek noktaya taşıyabilecekler. İçeride de buna yönelik bazı akıllar var, ucube ya da marjinal akıllar var. Bunu karşılayabilmek, sokağa ateşe vermek, iç cepheyi zayıflatmak gibi çabalar var. Ve son dönemde dikkat ederseniz hem CHP çevresinden hem de DEM çevresinden böyle farklı çıkışlar vardı. Bu çözüm meselesi konusunda, bu işte Öcalan'ı devreye sokma konusunda, işte ya da gizli kapaklı ittifaklar yapma seçimde de bunu gördük. Bunların artık son verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Devlet Bey tam da bunu söyledi işte. Artık buna bir son verelim diyen bir yaklaşım sergiledi. Gelin bunu açıktan konuşalım. Peki. Yani bu çok muhteşem bir şey. Yani bu siyaset üstü bir mesele aslında ama siyaseten de siyaset üretmektir. O yüzden sadece ezber bozmadı, şoka etti birilerini. Çünkü siyaset üretmeyerek... Siz meclis açılışından sonra da hatta yazmıştınız. Yani evet. Muhalefetin siyaset üretmekteki yetersizliği ama işte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı çok önemli diye söylemleri. O kadarını bile ben tarihsel açıdan çok önemsedim. Hı. Çünkü hakikaten bu meselelerde milliyetçi bir tavır sergilen bir partiden bahsediyoruz. Bu parti diyor ki benim ülkemin önünde bizi ateşe sürükleyebilecek, kullanılabilecek bir mesele var. Bu da terördür. Terörün maliyeti çok ağır. Yani 40 yıldır biz buna bedel ödüyoruz. İnsanımızı, canımızı verdiğimiz kadar ekonomimizden tut, siyasetimizi zehirlemeye kadar, motivasyonumuzu etkilemeye kadar, enerjimizi etkilemeye kadar ona o kadar zarar verdi ki. Şimdi peki bu zararı veren sadece o sosyoloji üzerinden siyaset yapanlar mı? Hayır, onu kullananlar. Yani Türkiye'nin ayağına pranga olan bir meseleden bahsediyoruz. Şimdi bu pranga olan meseleye Milliyetçi bir parti ezber bozan, şoke eden bir çıkış yapıyor. Şimdi bunu siyasetin oturup değerlendirmesi gerekir. Kim bu siyaset dediğim? İşte ana muhalefet partisi, diğer muhalefet partileri, DEM'in kendisi. Bir dakika, biz bugüne kadar söylediğimiz şeyleri şimdi Türkiye'nin en sert, en milliyetçi partisi söylüyor. O zaman oturup düşünelim. Bu ülkede birlikte yaşamanın zeminini nasıl yapabiliriz konuşalım. Devlet Bey çok tarihsel bir konuşma yapmış oldu böylece. Peki ilk cümleyle başlarsak Mahmut abi. Sizin de yardımlarınızı isteyeceğim Ekrem Bey. Terörist başı terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin. Evet. Terörün tamamen bittiğini, örgütün lağ edildiğini haykırsın. Tecridi kaldırılırsa eğer gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda konuşsun. Şimdi eğer yani bu iki cümleden sonra eğer kaldırılırsa... var, evet. Nedir o yani böyle? Ya şimdi şöyle, şimdi terörist bunu, tabii Devlet Bey, terör örgütünün bittiğini tek taraflı ilan etsin. Metni baştan sona okursanız hakikaten çok iyi hazırlanmış bir metin. Çok ne söyleyeceğini bilen. Ben orada onun için bugün X'te de bir tweet attım. İlk defa belki de çok fazla özel tweet atmıyorum. Orada da söyledim. Yani siyaset üretmek bu işte. Çıkacaksın bir siyaset. Ne demek siyaset üretmek? Bir çözüm üretmektir. Yani toplumun nefes alacağı bir alan açmaktır. Eleştirilecek mi? Eleştirecek. Ya düşünün MHP gibi bir parti, Milliyetçi Parti, Öcalan gibi terörist başı dediği bir ismin mecliste gelip konuşmasını istiyor. Bu bedel ister. Evet. Bu ağır bedel ödemek demektir. Yani birileri diyor ki bunu niye yaptı? İşte Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçilmesi için. Hayır, hiç alakası yok. Bu öyle kolay bir şey değildir. Biz Milliyetçi Parti anayasayı değiştirmek için yaptılar. Bunun karşılığı ağır bedeldir. Bu seçim için, bu oy için. Bu birilerini devşirmek için falan yapılacak bir şey değil. Bu gerçekten de risk üstlenen, hani bir dönem işte geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani kefenimi giyerim çıktım dediği, baldıran zehri içeceğim dediği mesele bu. Şimdi bu meseleyi ciddiye almak gerekir. O yüzden hani terörün bittiğini tek taraflı ilan etsin. Evet, geldiğimiz nokta bu. Ben geçen hafta yazdım. Artık pazarlık yaparak bir yere gidemezsiniz. 40 yıldır terörle, şiddetle hiçbir şey elde edilemedi. Edilemedi. PKK, DEM çizgisine bir bakın. Tamam oy alıyorlar, doğru. İyi de oluyor. Oy almalarında hiçbir mahsur yok. Ama şiddetle ne elde ettin? Kan ve gözyaşından başka ne getirdi sana? Hiçbir şey getirmedi. Öcalan aslında bunu 2013'ün Nevruz Bayramı'nda söyledi. benzer bir şeyi söyledi. Feshediyorum dedi. Örgütünün artık silahı bırakması gerektiğini, silahın gömülmesi gerektiğini söyledi. Türk-Kürt ittifakından, 1000 yıllık kardeşlikten bahsetti. Ama bunu onun partisi, onun bağlantılı olduğu parti, şimdi 2'de 1 diyorlar ya, Öcalan'ın tecritte kalksın, Öcalan konuşsun diyorlar ya, onların hiçbirisi sahip çıkmadı. Ve onlar Öcalan'ın orada kalması için bir biçimde Avrupa ile Amerika ile iş tuttular. Ve ne yaptılar? Bir yandan tecrit kaldırılsın deyip bir yandan da devam etsin. Bir yandan da böyle yaptılar. Yani gittiler Suriye'de kanton elde etmek için bu çabayı harcadılar. Suriye'de bak şu sorgulamayı hiçbirisi yapmadı. Bir taraftan anti-emperyalist olduğunu söyleyecek, sol gelenekten gelip anti-Amerikancı olduğunu söyleyeceksin. Sonra da döneceksin YPG ile PKK'nın Amerika ile iş tutmasına sesin çıkmayacak. Ben bunu CHP'lere de söylüyorum. Özgür Özel Bey şu anda bir tek kelime çıksın söylesin ya, Amerika ile iş tutan bir örgüte destek veriyorsunuz desin. Bunun ne anlama geldiğini, niye üzerinde durmuyorlar? Yani sol cenahtan gelenler, işte milli mücadele ruhuyla bugünü birleştirmeye çalışanlar, o milli mücadele ruhunun kime yöneldiğini, kimle hesaplaştığını niye hesaplı düşünmüyorlar? Bugün ABD bölgede Türkiye'yi dizayn etmek için, Türkiye'yi sıkıştırmak için, eski Türkiye'ye istediğini yaptırabilecek Türkiye'yi arayan bir Amerika ile karşı karşıyayız. Türkiye buna itiraz ediyor. Amerika'nın kuşatması nedeni de bu. Devlet Bey, bir milliyetçi çizgiden gelen bir Devlet Bey buna itiraz ediyor. Solun, CHP'nin demin oturup bunu düşünmesi gerekiyor. Bir ülkenin en milliyetçi partisi anti-emperyalist bir pozisyon alıyorsa, bir meselenin çözülmesini istiyorsa buna destek vermekten başka yapacakları hiçbir şey yoktur. Destek verirken de şunu söyleyebilirler. Siyaset üretebilirler. Bu siyaset nasıl yaklaştıklarını, bir meselenin çözümüne nasıl yaklaştıklarını söyleyebilirler. Burada tartışma yok. Ama bunun bir tek şartı var. Silahı bıraktıracaklar. DEM dahil, CHP dahil hepsi çıkacaklar. Bence Öcalan'dan önce bile bence çıkacaklar. PKK silahı bırakmalıdır artık. Türkiye'nin bu coğrafya içerisinde, yani Lübnan'ın artık yakılıp yıkıldığı, Suriye'nin bombalandığı, İran'ın tehdit altında olduğu bir yerde Türkiye'nin tehditin Türkiye'ye gelmeyeceğini söylemek kadar gaflet olamaz diye düşünüyorum. Peki sizce tüm bunlar mümkünse eğer, yani mümkün olursa, Öcalan çıktı silah bıraksın dedi, terörist başı Öcalan. Tamamen bitti, örgüt lağvedildi, PKK terör örgütü lağvedildi dedi. Bunun DEM'de gerçekten somut bir karşılığı olur mu? Ya da PKK terör örgütü şöyle için. Şöyle bakın, bu bir sınırın siyasi, bu tarafında ve öbür tarafında. Bu bir siyasi yaklaşımdır. Devlet Bey bu riske girmiş ve bu siyasi yaklaşım. Niye söylüyor bunu? Çünkü son 10 yılda ya da 20 yılda sürekli şu söyleniyordu. Öcalan'ın önü açılsın. Öcalan çıksın konuşsun. Öcalan'ın tecritte kalsın. Orta Doğu'ya barışı getirecek tek adam. Evet, tek adam. Bunu hep söylediler. Şimdi bunun en uç noktasına geldik. Yani çözüm sürecinde bile yapılmayan en uç noktaya geldik. Ve nereye adres gösterdi? Meclise adres gösterdi. Yani CHP'nin biz işte geçmişte çözüm sürecinin mecliste olmadığı için karşı çıktık gibi söylemlerine ya da o dönem kim söylüyorsa karşı çıkanlar. Şimdi halen bile diyorlar biz o zaman karşı çıktık. İşte gelin, meclis burasıdır. Öcalan bunu söyle, mesele şu. Öcalan bunu söyleyecek ve hiçbir şey olmayacak değil mi? Peki neden meclis? Ya şimdi olabilir. Bu siyaset bu. Yani buradan şöyle bir şey beklenmesin. Yani Öcalan gelecek, bir dakikada silahı durduracak. Türkiye çözüm süreciyle bir tecrübe yaşadı. Çözüm süreciyle siyasetin bir çözüm alanı olduğunu gösterdi. Bu yüzden bence çok ciddi de başarılı oldu. Bak, ama asla aynı değil deniyor. Sayın Bahçeli de bunu ifade ediyor. Yani çözüm sürecinden bahsetmiyoruz. O başka bir süreç. Yeni bir çözüm süreci yok diyor. Evet. Yani çözüm süreci ayrı bir konu. Ayrı bir konu. Abi ben onu şunun için söylüyorum. Yani çözüm süreci bir tecrübe yaşandı. Eksiği vardı, yediği vardı, tartışılabilir yanı vardı. Bence katkısı da çoktu. Ama zaafları da vardı, eksiği de var. Tamam, bunlar tartışılabilir. Ama bu o değil. Geldiğimiz nokta şu. Şiddetin, terörün devreden çıkmasının bu işi kuran, PKK'yı PKK yapan, terörü bizim hayatımızda bir biçimde hayatımızı kahreden kişinin çıkıp bunu söylüyor olması çok tarihsel bir önemdedir. Ama o soruna cevap vereyim. Diyelim ki çıktı, söyledi, örgütü de bunu dinlemedi. Evet, olabilir bu. O zaman şu mu olacak? Sizin istediğiniz asıl bu değildi. Bu siz ne istiyorsunuz? Kimle iş tuttukları ortaya çıkacak. Bunların niyeti ortaya çıkacak. Gerçekten samimi ve sahici olup olmadıkları ortaya çıkacak. Bundan büyük daha siyasi kazanım mı olur? Şu tezgahtan kurtulmamız gerekiyor. Geçmişte hep şöyle söylerlerdi. Siyasetin önü kapalı. Kürt meselesinde bir şey söyleyemiyorsun. Yasaklar var falan. Hepsi kalktı. Ama yine bahane ettiler her türlü. Şimdi o bahaneyi de elinden alacaklar. Çözüm sürecinden sonraki bahanesi terörün. Tabii elinden alacak şimdi. O yüzden hapiste olması, Öcalan'ın tecrit altında olması. Çıkıp da şunu söyleyemezler. Ya zaten orada şöyle bir sorgulama da çıkacak. Ya Öcalan da dönecek büyük ihtimalle, bilmiyoruz tabii, tahmin ediyoruz. 2013'te ben Nevruz Bayramı'nda, Nevruz'da söyledim. Benim söylediklerim hiçbirisini kim yapmadı? Niye yapmadınız? Kimle pazarlık yaptınız? Yani Türkiye'nin siyasetini zehirlemeye yol açan hangi pazarlıklarla bu noktaya geldiniz? Sizi bu noktaya ne getirdiği sorgulayacak, kendi partisiyle, ilişkileriyle. Bunlar çok tabii süreç meselesidir. Bugünden yarın olabilecek bir şey değildir. Mesele şudur, bu meselede Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin yürüyüşü açısından yeni bir alan açmıştır, yeni bir sayfa açmıştır. Bu sayfaya bu mesele üzerinden siyaset yapmak isteyenler, bu meseleyi kullanmak isteyenler, bu meselede gizli kapaklı ittifaklar, kent uzlaşısı gibi ittifaklar yapmak isteyen siyasi aktörler, herkes eteğindeki taşı dökecek. Artık öyle gizli kapaklı falan dem diye bir parti vardır. Açık açık gidip ittifak mı yapacaksın, pazarlık mı yapacaksın? Herkes birbirine ne düşündüğünü söylüyor. Bugün mesela bu mesele üzerinden CHP Genel Başkanı'nın bir başlangıç sözü vardı. Bence doğru bir başlangıç yaptı Özgür Bey. Bir adım attı. Terörü devreden çıkartabilecek her şeye destek vereceğiz dedi. Evet. Arkasına eleştirilen de sırada olabilir. Hı hı. Ama CHP'li diğer siyasi aktörlere baktım. İnanılmaz bir bocalama yaşadılar. Niye? Çünkü hazırlıklı değiller. Bu getirelim mi Özgür Özel'in açıklamalarında? Geri dönelim tekrar Sayın Bahçeli'ye. Bir şey daha söyleyeyim sonra tamam. Efendiye geçelim. Buyurun. Ya şimdi öyle bir şey ki sürekli şöyle bir tartışmayla karşılaşıyoruz. Ya Türkiye'nin neredeyse hani 40 yıllık bir terör meselesi var. 100 yıla ulaşan da bir Kürt meselesinden bahsediyoruz. Ya bu ülkenin kurucu partisi CHP işte Doğu masası kurmuş, 90'da Kürt raporu hazırlamış. Arkasından bugün geçmişte bir sürü şeyler yapmış, ittifaklar yapmış demle falan. Ya nasıl olur da böyle bir açıklama sonrası biz bunu tartışmamız gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Ne demek ki? Yani hazırlıksız oldukları, bu meseleyi siyaset aracı olarak kullandıkları çok açık. Gerçekte şunu yapmalar gerekir. Kürt meselesi dediğin zaman, terörün devreden çıkması dediğin zaman CHP'nin reçetesi elinde olması gerekir. Ben bu meseleyi şöyle çözeceğim. Bu meselede PKK'nın bugüne kadar hiç duydunuz mu? Son 4-5 yıldır ya da 2019 ittifakından beri ya bir kere de PKK'nın silah bırakması üzerinden demir sıkıştıran bir CHP siyasi aklı gördünüz mü? Ama 2023 seçimleri öncesinde CHP'nin bunu düşünmesi lazım. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nda altılı masada DEM Parti yoktu ama kenarda DEM Parti hani artı altı bir diyorduk. Şahsiyetiyle her yerindeydi. Ve yani vaatler arasında tabii. işte Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkarılması da vardı. Öcalan'ın tecritinin sona ermesi ifadeleri çok sıklıkla kullanılmasa da ifade ediliyordu. Özellik. Peki onu evet özellik ifadesi de sıklıkla kullanılmasa da Sayın Kılıçdaroğlu kullanmıştı. Eyvallah. Şimdi o dönemde eğer bunu vaat ediyorsa bunun karşılığında ne gibi süreçlerden geçeceğini o zamanlar sizce tahlil etmedi mi muhalefet? Ben altılı masa ittifakını tamamen bir boş masa diye söyledik ve boş çıktı. Dağıldı gitti hepsi. Dağıldı gitti. Yani aynen. Onu niye, hatırlarsanız. Evet. Niye öyle? Çünkü bu siyaset mühendisliği ürünü bir organizasyon. Komploydu. Ya sadece seçime yönelik mi? O yanlıya yönelik. Hayır, şöyle bir şeydi. Bu iktidarı yıkmanın, bu bildiğimiz klasik AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı engellemenin bir yoluydu. Gerçek sahici ve samimi bir ittifaklar silsilesi değildi. Ben defalarca yazdım. Eğer gerçekten bu ülkede laik, anti-laik dediğimiz ya da laik muhafazakar, Kürt-Türk ilişkisinde bir samimiyet aranıyorsa ya bu ülkede %50 oy alan AK Parti'yi düşmanlaştıracaksın, %1 oy alan Saadet Partisi'ni bilgi adam yapacaksın. İnanılmaz bir şey ya. Yani sosyolojide karşılığı olan parti düşman ama sosyolojinin %1'ini temsil eden Saadet Partisi bilgi adam. Böyle bir konsensüs sağlanmaz. Toplumun çoğunluğunu temsil eden parti, tabii ki o parti de %1 de önemlidir. Bir şey onu da katarsın. Ama. Katılıyorum. Ama sen %50 oy alan, %40 oy alan partiyi, sosyolojisini dikkate almayacaksın. Onunla, o ittifak o yüzden siyaset mühendisliği ürünüydü ve gördüğünüz gibi dağıldı. Bir şey söyleyeyim. Bir ittifak yaparsınız. Değil mi? İlkesel bir ittifak yaparsınız. Ne ittifak yaparsınız? Bir, ülkenin sorunlarını çözme ittifakı. İki, demokrasiyi derinleştirme ittifakı. Üç, ülkenin dış politikadaki ortak hareket etme ittifakı. Bu ittifak ilkeli olursa dağılmaz. Siyasi hesaplar üzerine ittifak yaparsanız böyle dağılır. O yüzden orada ciddi bir siyasi kitaplar hazırlandı, işte dosyalar hazırlandı, anayasa metni hazırlandı. Sahici bir şekilde Türkiye'nin şiddetten, terörden ve de derin meselelerindeki konsensus sağlamasından arınabilecek bir yaklaşım yoktu. O yüzden o bitti. Şimdi tek tek kaldılar. Orada da bakıyorsun inanılmaz savrulma. Düşünün bugün İYİ Parti'nin temsilcileri inanılmaz normalleşmeye karşı çıkıyor. CHP normalleşmeyi savunuyor. Yani dün nasıl birlikteydiniz? Demek ki yarın onlar iktidar olsaydı iktidarda birbirlerini yiyecekler. İşte onu sordum. Yani. O dönem 2023 öncesinde. Çok teşekkür ediyorum. Siz çok genel bir değerlendirme yaptınız Mahmut abi. Ama tabii bununla bitmedi. Ya bitmeyecek. Bunu çok adım geleceğiz. Ayrıntıları var yani. Evet, çok tartışacağımız konu var. Devlet Bey'in ne söylediğinin perde arka planında ya da söylediği satır arasında asıl neleri kastettiği, nereye doğru gidecek, kim buna ne cevap veriyor, konuşacağız bunlar. Önemli katkıları olacağını düşünüyorum Ekrem Bey'in. Biraz yayından evvel konuşma fırsatımız oldu ama sonra bir telefon geldi size. Orada kesildi. Hani konuşuyorduk. Bugün ne dedi Sayın Bahçeli diye değerlendiriyorduk Ekrem Bey. Şimdi sizi böyle alabilirim müsaadenizle. Kedi çok teşekkür ediyoruz bu arada. Yok. Kedi evet çıkarıldığına şimdi göre. Mahmut Bey'in söylediklerine tümüyle katıldığımı belirterek bir şeyler ekleyeyim. Lütfen. Şimdi şunu böyle sizinle bu cümle bir ilerleyebilir miyim? Unutmadan bir iki cümle söyleyeyim. Tamam buyurun. Şimdi bir altılı masayla alakalı söylenmesi gereken bir şey var. Altılı buyurun. Masa ve bugün yaşananlara geriye doğru baktığımızda altılı masa biliyorsunuz 14 Mayıs'tan 28 Mayıs seçimlerine geçerken %3 alan bir partiye bir protokolle 3 bakanlık ve MİT müsteşarlığı teklif edildi. Hı hı. Bunun ardından şöyle bir soru ortaya çıktı. Bir dakika ya %3'lük bir partiye bunları veren altılı masanın başındaki zat. Acaba %10'luk HDP'ye ya da DEM'e ne verdi soruları? HDP'ye ne verdi soruları gündemde kaldı. Hatta o yapının içinden birisi hadi söylesene ne söz verdiğini, hadi açıklasana kamuoyuna dedi ama şu ana kadar tek ses çıkmadı. Dolayısıyla geriye doğru baktığımızda terör ve terörle ilgili meseleler, terörün işte sahadaki uzantısı parti ve bununla olan ilişkiler karmaşık ilişkiler. Buradaki olay satır satır gideceğimize göre öncelikle söylenmesi gereken şu. Sayın Bahçeli dedi ki bütün terörle ilgili, terör örgütüyle alakalı konuşmalarda adres olarak İmralı gösteriliyor. Terörist başı gösteriliyor. Eğer gerçekten böyleyse ve olabilirse tecidi kaldırılırsa gelsin. Bakın bu kaldırılırsa bir şarta bağlı. Nedir bu hukuki altyapısı varsa tecidi kaldırılırsa gelsin. Mecliste DEM grubuna konuşsun. Ne konuşacak orada? Terörün bittiğini ilan etsin. Ve gerçekten tamamen bittiğini, DEM'cilerin, bütünlüğe edildiğini. Gerçekten DEM partililerin ve DEM partiye destek olan bir takım işte yazarların, çizerlerin, akademisyenlerin, bir takım kanaat önderlerinin falan dedikleri doğruysa, dananın kuyruğu amiyane tabirle İmralı'da terörist başında kopuyorsa ve gerçekten de bu işin bitmesi isteniyorsa tecidi kaldırılabilirse gelsin, meclise DEM grubunda konuşsun, terörün bittiğini ilan etsin. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bakın, Mahmut Bey çok güzel söyledi. Bugün ezber bozan bir çıkışın da ötesinde bazıları konunun önemine binaen 22 Ekim bir milat olacaktır şeklinde sözler söylediler. Neden? İçimize sinmese de ya da sineye çekmekten falan bahsetti Sayın Bahçeli. Evet. Ve dedi ki bu kararlılığı gösterirse, terörün bitmesi konusunda kararlılığı gösterirse umut hakkı için yasal düzenlemenin önü açılsın. Umut hakkı biliyorsunuz bir şekilde mahkum olan bir kişinin mahkumiyetinin belli bir süresini çektikten sonra tekrar halkın arasına karışabilme ümidi. Böyle bir şey aslında Abdullah Öcalan için bir hayal olmadığını biliyoruz. Ama bakın Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Bahçeli diyor ki gerçekten terörü bitirebilecekse gerekirse meclise gelsin konuşsun. Bunun ardından da kendisi için umut hakkı doğuracak yasal düzenlemenin önü açılsın. Yani bu ne demektir? Gerçekten bu gücü varsa gerçekten DEM'cilerin söylediği gibi problem Öcalan'ın tecidi ya da ne bileyim bulunduğu şartlar falan filansa ve gerçekten bu iş düzeltildiğinde terör bitecekse bunun önü açılsın ve bunu yapalım. Şimdi dolayısıyla şarta bağlı kurulan cümlelerle Sayın Bahçeli aslında hakikaten ezber bozan çıkışı ki 1 Ekim ezber bozan şeydi. Sonraki bazı konuşmalar ezber bozmanın devamıydı. Ama bugün söylediği şey Yani bağrımıza taş basarak, buna katlanarak, buna bile göz yumabiliriz. Yeter ki bu ülkeden terör ortadan kalksın, bu ülkeden silah ortadan kalksın, bu ülke kendi ayaklarının üzerinde durabilsin. Ve bakın en önemli cümlede ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan Dem'e uzansın. Edirne derken efendim? Selahattin Demirtaş'ı. Demirtaş. Şimdi bakın şu anda... Şu an yattı hapishaneye kastediyor. Enteresan bir şey bu. Dem, evet. Şu anda Dem politikalarıyla şunla bununla alakalı eş başkanlar, genel başkanlar, bilmem neler falan filan, ama işine geldiği zaman adresi olarak İmralı'yı gösteriyor. İşine geldiği zaman işte Edirne falan söyleniyor, ama biz biliyoruz ki Dem'le alakalı akışın çok büyük bölümü Kandil üzerinden yürütülüyor. Hatırlayın, Sırrı Süreyya Önder açıklamıştı değil mi? İmralı'daki görüşmeleri sırasında 2019 galiba adayları kim belirliyor diye soruyor. Onlar da diyorlar ki Kandil belirliyor. Diyor ki ya sizin hiç mi şahsiyetiniz yok? Hiç mi belirleme gücünüz yok? Hiç mi dik duramıyorsunuz? Nasıl bir partisiniz siz? HDP'ye söylüyor bunu. Kim söylüyor? Öcalan söylüyor. Kim bu Öcalan dedikleri? Herkesin işte yeri geldiğinde bağlı olduklarını, mutlaka tecridinin kalkması gerektiğini, hatta affedilmesi gerektiğini, sokağa bırakılması gerektiğini falan filan söyleyenler. Herkes ısrarla ona bağlı olduklarını söylüyor. Ama Sayın Bahçeli kitabın ortasından diyor ki gerçekten böyleyse vaktiyle Öcalan'ın 2013 sonrasında, çözüm süreci sonrasında İmralı'dan gönderdiği talimatların hiçbirisinin yerine getirilmediğini bildiği için, İmralı'dan silahı bırakın, bu işi bitirin, teröre son verin. Yani burada mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın vücudunu ortaya koyarak başlattığı sürece darbe vurmayın dediği halde birileri Suriye'nin kuzeyinde Rojava diye bir hayal pazarladı bunlara. PYD, YPG üzerinden o hayalin peşine gidenler, hatırlayın 2015 7 Haziran'da belki de alabildikleri en yüksek oy oranı, en yüksek milletvekili sayısını berhava ettiler. Bir sonraki tekrarlanan seçimde aşağı doğru indiler. Neden? Niyetleri gerçekten terörü durdurmak değildi. Niyetleri gerçekten Kürt meselesi değildi. Niyetleri gerçekten Kürt hakkı falan filan, Kürt hakları falan filan değildi. Buradaki olay Sayın Bahçeli'nin bugün yaptığı konuşma, ey Dem, gerçekten bir siyasi partiysen. Burada hemen bir şey hatırlatayım. 1 Ekim'de Demlilerin elini sıktığında ne demişti Sayın Bahçeli? Onları gerçekten Türkiye'nin partisi olmaya davet ediyorum. Ya da buna benzer sözler söylemişti. Bugünkü söylediği şey de gerçekten Türkiye'nin partisiyseniz, gerçekten Kandil'den emir almıyorsanız ya da Edirne'den emir almıyorsanız ya da Kandil'i ya da Edirne'yi güden okyanus ötesinden emir almıyorsanız buyurun, burası şimdi Türkiye. Dün FETÖ ile başı Fethullah Gülen'in ölümü üzerinden işte bundan sonraki süreci konuşurken de şimdi bugün aynı şekilde bir terör örgütünün elebaşını konuşuyoruz. Şimdi evet. Terör örgütü ne demek? Hepimizin ezbere bildiği en rahat tabiriyle üst akıl tarafından yönetilen silahlı gruplardır değil mi? Evet. Yani o örgütün elebaşı, yani Fethullah Gülen FETÖ lideri, ama Amerika Birleşik Devletleri'ni biz konuşuyoruz. CIA varlığını konuşuyoruz, Avrupa'yı konuşuyoruz. Aynı şekilde yıllardır PKK üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Yani şunu mu diyor Devlet Bey? Siz eğer bir terör örgütün uzantısı değilseniz Dem'e, yani üst akıl tarafından yönetilmiyorsanız ve sizin örgütünüzün lideri ya da işte tecritini kaldırın dediğiniz Öcalan'sa, o zaman onun dediğine uyacaksınız. Bir turnusol kağıdı görevimi görecek bu söylem karşılığında. Bunun devamı işte şöyle. Burada konuşulan sıralamayı falan filan bir kenara bırakın. Burada konuşulan ve şart olarak koşulan şeylerin arka planı mekanik bir işleyiş değildir. Gerçekten İmralı'nın, Abdullah Öcalan'ın bu konuda yapacağı bir çağrının karşılığı olarak PKK, PYD, YPG falan silahı bırakabilecekse, onun meclise gelip Dem'de konuşması, tek taraflı bunu ilan etmesi falan sağlanabilir. Bu arka planda ne diyor? Tecridi kaldırılırsa gelsin konuşsun. Bunun arka planı nedir? Tamam, bu olabilir. Buna kimin olabilir demesi lazım? Dem'in olabilir demesi, olur demesi lazım. Kandil'in devreden çıkması lazım. Ki bugün dendi sanki. Bugün müsaadenizle ilk Dem'den gelen açıklamayı bir verir miyiz ekrana? İlk yapılan açıklamayı, yani grup toplantısı da oldu, demin de grup toplantısı oldu bugün mecliste, ama ilk açıklama şöyleydi. Dem de olumlu yaklaştı yani. Olumlu yaklaştı. Orta Doğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan Sayın Abdullah Öcalan'dır. Kürt sorununun çözümü meclistir. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. MHP Genel Başkanı grup konuşmasında Sayın Abdullah Öcalan için tecrit kaldırılsa konuşsun mahiyetinde bir konuşma gerçekleştirdi. Tecrit 44 yıldır devam ediyor. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz. Ne diyeceğine hep birlikte görelim dedik geçen hafta. Bu hafta aynı sözü tekrarlıyoruz. Bugünden sonra ne gerekiyorsa, hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa onurlu bir barış ve demokratik bir cumhuriyetin inşası için hem parti olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzun altını buradan bir kez daha çiziyorum değerli arkadaşlar. Olumlu bir karşılık gibi işte değerlendirilirse eğer, ama şu da yani gelsin konuşsun, bir ne söyleyeceğini hep birlikte görelim. O zaman ben şunu anlıyorum ilk dinlediğimde, hiçbir iletişim yok mu Öcalan'la DEM arasında? Yani iletişim teorik olarak yok. Avukatlar görüşüyor kendisiyle. Bir görelim diyor sanki, bilmiyorlarmış gibi. Ama bakın iletişim olduğu dönemleri ve Öcalan'ın oradan verdiği talimatları dinlemedikleri, o talimatlara rağmen aykırı hareket ettikleri dönemleri biliyoruz. Bu konuşmada eksik olan bir şey var. Sayın Bahçeli'nin yaptığı konuşma neydi? İlk 1 Ekim'deki uzattığı el, DEM'in Türkiye Partisi olması konusundaki bir girişimdi. Bu ne demektir? Kandil'le bağınızı kesin. Kandil uluslararası bir takım mihraklardan, Türkiye aleyhtarı mihraklardan emir alıyor, terör meydana getiriyor. Onunla bağlantınızı kesin, Türkiye Partisi olur. Ve gerçekten lideriniz İmralı'daki zat ise, İmralı'daki kişi ise bununla alakalı gerçekten onun talebiyle terör örgütü silahını bırakacaksa, gerçekten terör bitecekse bunun yolları döşenebilir, bunu yapalım. Ama burada bakın en temel kelime silah, 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 silah ve terör. Bu konuşmada silahtan ve terörden tek kelime yok. Ve Sayın Bahçeli ne diyor? Bütün adresler diyor terörist başına çıkıyorsa eğer tecrüde kaldırılabilirse gelsin konuşsun ama terörün bitmesi şartıyla. Burada ne diyor? Tecrit kaldırılsın. Bir dakika, bir öncelik sırası var. Tecrit niye kaldırılacak? Siz diyorsunuz ki en son tecritin kaldırılması. Tabii. Öncelik sırası bu bir tekrar akış. Yaşarsak. Bu bir akış. Bakın hiç terörden, Kandil'den, terör bağlantısından, şundan bundan bahsetmiyor. Hiç bahsetmiyorlar zaten. Dolayısıyla Mahmut Bey çok güzel bir şey söyledi. Bugünkü çıkış akılların ucundan bile geçirmedikleri için DEM'in bence belli ölçüde dengesini bozdu. MYK toplantısı olacak. Bir şeyler açıklayacaklardı. Evet, ne oldu bilmiyorum. Acil bir toplantı yapacaklardı. Toplantıyı yaptılar, bugün yapacaklar. Bir şeyler açıklayacaklardı. Hazırlıksız yakalandılar. Beklemiyorlardı. Neden? Böyle bir şeyi, böyle bir konuşmayı Sayın Bahçeli'nin yapabileceği akıllarından bile geçmiyordu. Sayın Bahçeli her zaman yaptığı gibi önemli dönemlerde kitabın ortasından ve net olarak konuşmalar yapan birisi. Ne diyor? Gerçekten söylediğiniz gibi önemli olan diyor İmralı'daki zatsa, ona bağlıysanız, başınızda o varsa ve onun sözüyle terör ve silah durabilecekse tamam, bunun yolunu açalım, gelsin sizin grubunuzda konuşsun. Bu iş bitsin. Bakın burada onların aklının ucundan bile geçmeyen Perşembe bir şey söylüyor. Günü bu arada DEM detaylı açıklama yapacakmış şimdi. Eyvallah. İyi, Kerem o son dakika bilgisini atmış ama yani 2 gün daha, bugün salı değil mi? Bugün saat 11.30'da konuştu Sayın Bahçeli. Bakın, çarşamba, perşembe 48 saat sonra açıklamasını yapacak. Neyse. Epey uzun. Yani ona da şükür. Bir şey ekleyeyim. Şimdi diyelim ki Türkiye'de siyaset yapan partisin. %10 da oy alıyorsun. Türkiye'nin bir terör meselesi var. Hiçbir fikrin yok. Yani hiçbir bir cümlen yok mudur? Yani illa Devlet Bey çağrı yapmasına gerek yok. Söylemediler. Hazır olman gerekiyor. Çünkü oradan talimatla bu iş yapıyor. Yazık yani Türkiye. Onlar açısından da o fotoğraf korkunç, kötü bir fotoğraf. Yani bir siyasi partisin, %10 oy alıyorsun ve ülkede şiddet, terör üreten PKK'ya karşı tek kelime söylemiyorsun. Çıkın söyleyin. Bunu zaten söylüyor olsalardı Demirtaş içeride olmazdı. Demirtaş %13 oyunu, 80 milletvekilini kazandı. İradesini Kandil'e teslim etti. Şimdi burada artık yeni bir düşünme biçimi mi getirecekler? Devlet Bey konuşmasında bunu söylüyor. Yeni bir bakış açısıyla artık sürece bakmamız gerekir diye. Oradan da bakılması gerekiyor. Umarım o yeni açıklamada buna benzer bir yaklaşım olabilir. Şimdi bakın, basit olarak ben şöyle düşünürüm. 48 saat mi diyorlar? Evet yani çok demiyorlar güzel. Demek ki kusura bakmayın, demek ki Kandil'e danışacaklar. He. Yani şimdi az önce Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'da APO'yla yaptıkları konuşmayı anlattım. Hı. Kim belirliyor bu adayları? Efendim Kandil belirliyor. Sizin hiçbir şahsiyetiniz yok. Nasıl buna rıza gösteriyorsunuz? Niye itiraz etmiyorsunuz? Falan diye söylediği rivayet ediliyor bu adam. Ve tekrar ediyorum. Abdullah Öcalan İmralı'dan her şeyin tepesinde olduğu Demlilerin tamamı tarafından iddia edilen adamın gönderdiği hiçbir talimatı dinlemediler, takmadılar. Dolayısıyla Sayın Bahçeli diyor ki dediğiniz doğruysa ağzınızı işte son derece bağıra çağıra Öcalan, Öcalan, Öcalan deyip duruyorsanız gerçekten bu adam bütün bu kanı, silahı, şunu bunu bitirebilecek bir adamsa altyapısı oluşturulsun, getirelim, grubunuzda konuşsun, bitirelim. Ve bakın az önce söylemeye çalıştığım da şu. Tecrit kaldırılsın falan falan ama hiç akılların ucundan bile geçmeyen bir şey var. Diyor ki bu kararlılığı gösterir, kanın ve silahın durmasını sağlarsa umut hakkı, yani kim için? Abdullah Öcalan'ın umut hakkı için. Yani cezasının belli bir döneminde tekrar sokağa çıkıp insanların arasına karışabilme hakkı için hukuki düzenlemenin önü açılsın diyor. Bu bence bütün sözlerin zirve noktasıdır. Bunu söyleyen Devlet Bahçeli. Şimdi dolayısıyla Mahmut Bey çok güzel söyledi. Yani bugün MYK'da topladınız, hadi sabah hazırlıksızdınız. MYK'da saatlerce belki konuştunuz. Şimdi de 48 saat sonra bir açıklama. Niye? Bir çocuğun bile aklına ha demek ki Kandil'le danışacaklar falan diye geliyor. Buradaki konu bugün bir gazeteci arkadaşlardan birisi bir televizyonda güzel bir laf etti. Sayın Bahçeli dedi. Demin masasının ortasına bir el bombasını bıraktı. Bir el bombasını bıraktı. Neden? Sayın Bahçeli'nin bütün geçmişine baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi, anlayış şu, bu Bahçeli, Sayın Bahçeli söyledikleri falan filan bugünkü konuşma muhteşem bir şey. Milat olabilecek önemli bir konuşma. Neden? Eğer söylediğiniz gibi ise buyurun hadi yapalım. Hadi yapalım. Hadi yapalımın cevabı nedir? Dem şunu diyebilir. Tamam yani biz altyapıyı oluşturalım. Öcalan'ın tecridini falan kaldırın. İşte uygun bir zamanda tecridin kaldırılıp meclise hani günübirlik gelmesi. Sanki bir cenazeye gider gibi. Öyle tür şey vardır ya. Gelsin silahın bırakması için çağrısını yapsın. Silah bırakılsın. Yani bunu diyebilmeleri lazım. Bakın silahtan falan kimse bahsetmiyor. İşte demokratik bilmem ne falan filan. Bu açıklamayı yapsın. Ondan sonra tecritin kaldırılması için kanuni bir düzenleme yapılır. Öyle bir sıralama. Şimdi bakın o umut hakkı. Umut hakkı şu. Tecritin kalkması lazım. O bir cenaze için hani cezaevinden çıkılıyor ya, öyle bakın, bir formülden bahsediyor sanki. Tecridi kaldırılırsa gelsin. Tecridin kaldırılması hukuki bir süreçtir. Bu altyapısı oluşturulursa kolaylıkla halle. Bakanlık bu konuda harekete geçer ya da meclisten bir kanuni düzenleme yapılır ama bakın esas vurucu nokta umut hakkı için yasal düzenleme söylemesi Sayın Bahçeli'nin. Ne demek bu? Yani Demlilerin falan işte APO'ya çok bağlı olduklarını, onun emriyle hareket ettiklerini söyleyenlerin akıllarının ucundan bile geçmeyen bir şey bu. Zirve noktasıdır. Olay ne? Daha önce APO'nun söylediklerini işte orada hapiste dolayısıyla söyledikleri geçerli olamaz. Ya da bu hareketin lideri olamaz ya da söyledikleri bizim için önemli değildir gibi sözler vardı. Bunlardan biri şimdi Edirne'de. Ve Kandil bunların tamamını söyleyen insanlarla dolu. Onun için Sayın Bahçeli diyor ki gerçekten adres, bütün bunların çözümü için adres İmralı'ysa oradan Demebey uzansın. Hadi bakalım bu çağrıyla bu işi bitirelim. Ve sizin aklınızdan bile geçmeyen bir şeyi yapalım. Gerçekten bu kararlılığı gösterip terör biterse, terör örgütü silahını gömerse, işte gerekli olanlar çekilir giderse, bazıları da teslim olursa çok istediğiniz tecridin kalkmasının ötesinde Abdullah Öcalan için, umut hakkı için yasal düzenlemenin önü açılsın diyor. Bu ciddi bir meydan okumadır. Ve ciddi şekilde demin masasına o gazeteci Abdülkadir Selvi'nin sözüydü bu. Onların masasına bırakılmış bir el bombası. Hadi bakalım şimdi cevabını verin, yürüyün buradan. Ve Kandil'e bağlı olmadığınızı ispatlayın. 48 saat sonra Kandil size ne diyecek bilmiyorum ama 48 saat içinde eninde sonunda Kandil'e bağlı olmadığınızı, gerçekten Öcalan'a bağlı olduğunuzu gösterin bakalım şimdi. Olmayacaktır. Neden olmayacaktır? Çünkü Mahmut Bey de uzun uzun izah etti. Hepimiz bu stüdyoda değişik yerlerde yıllardır şunu konuşuyoruz. Terör, Türkiye'nin başına sarılan terör, Türkiye'yi bir şekilde bir takım noktalara kanalize etmek için, zayıflatmak için ve mümkün olursa teslim almak için kullanılan bir mekanizmadır. Ve bunun başındaki nokta okyanus ötesindedir. Bunlar terörü, bu ülkeyi zayıflatmak. Hocam söylesene okyanus bu. Amerika'ya silah veren kim? Okyanus Amerika Birleşik Devletleri. Okyanus ötesi daha şık oluyor. Ne şıkı hocam? CENTCOM orada durmuyor mu? Papaz yollu papazlar. Eyvallah. Kim PKK'ya eğitiyor? Eyvallah. Dolayısıyla burada deme düşen 1 Ekim'de el sıktıktan sonra Sayın Bahçeli'nin söylediği şeydir. Türkiye'nin partisiyseniz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türkiye'de iş gören bir partiyseniz, bir ve beraber yaşayacak 85 milyonun hakikaten milletvekilleriyseniz, birlik ve beraberlikten yanaysanız hadi bakalım gelin. O Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen talimatlarla hareket eden Kandil'i falan filan devre dışı bırakın, Edirne'yi devre dışı bırakın. Öcalan'ın daha önceki sözlerini falan da biliyoruz. Bir takım şeylerin düzelmesi için söylediği sözler vardı. Kale almıyordunuz. Gerçekten lideriniz oysa onunla da bu işin altyapısını oluşturalım. Terörün bitmesi, silahların gömülmesi ve Türkiye'nin başına 40 yıldan fazladır bela olan terörün bitmesi için gereken adımlar atalım. Bundan sonrası sizin hayal bile edemediğiniz umut hakkı olsun. Gerektiğinde Öcalan'ın halkın arasına, sokağa dönebilmesi için gerekli düzenlemeyi de yapalım diyor. Son derece net. Bundan bu konuşmaların bu ana başlıklarına lütfen defalarca kez dönmüş olalım, defalarca kez bakmış olalım. Ama şimdi bugün yapılan yorumlarda deniyor ki tarihin kırılma noktasındayız. Coğrafyalar yeniden şekilleniyor. Türkiye proaktif rol almak istiyorsa iç ve dış politikada önemli gelişmeler beklenmeli Türkiye'de. Yapılan yorumlar mecliste. Türkiye'de Kürt kökenli vatandaşların Öcalan tecrit altında elimiz kolumuz bağlı diye istismar edildiği bir ortamda eğer Bahçeli'nin Öcalan'a çağrı yapan çıkışını karşılıksız bırakılırsa meselenin daha büyük olduğu görülür. Yani meselenin Öcalan'ın tutukluluğu değil dem açısından dediğiniz gibi sizin okyanus ötesi dediğiniz Sayın Hocam'ın da açıkça Amerika Birleşik Devletleri CENTCOM orada PKK'ya eğitiyor dedi. O olduğu ortaya çıkar. Yani büyük resim görülür deniyor. Ve bugüne kadarki söylemleri de işte boşa çıkmış olur deniyor ilk yorumlarda. Sonra deniyor ki Suriye ve Irak'ta yakın zamanda gelişecek olan hadiselere karşı bir tedbir olarak da Bahçeli'nin bu tarihi adım attığı yönünde yorumlar da var. Ve Suriye'de İsrail'in yayılmacı politikası sonucu Şam'a yönelmesi durumunda eğer Lübnan'dan sonra PYD ve YPG üzerinden bir yapı kurulması söz konusu olabilir. İşte şimdi oyun nasıl bozulur diye Türkiye'nin eli boş değil diye gösterilmiş oldu Bahçeli'nin konuşmasıyla deniyor. Mesut Hocam söz istiyor. Ben de size söz verecektim. Hocam buyurun lütfen. Estağfurullah. Şimdi çok zor bir durumu ele alan Sayın Bahçeli, Sayın Hocalarımın söylediği gibi elinde bir beyaz bir kartla geldi. Durum şu, Kürtlerin dediği gibi ya harre ya meru. Birlikte biz bu vatanda yaşayacak mıyız? Yoksa siz Amerika'nın ve İsrail'in köpeği olmaya devam edecek misiniz? Açıkçası bu. Harika bir tercüme oldu. Yani ey Kürt kardeşlerim bakın anlattı Mahmut Hoca bu memleketin bir meselesi var. Şöyle bir aklımızı yoklayalım bakalım. Var mıydı biz okulda okurken böyle bir mesele yoktu. Öyle mi? Vardı fakat ya farklı yollarda yani bu şekilde birbirimizi öldürdük. 90'lara kadar üstü örtülmüştü bu. Şimdi yani böyle bir sorun vardı ve Türkiye bunu çözmeye çalışıyor. Risk aldı Sayın Cumhurbaşkanı. Barış süreci dedi ve bunu sabote edenler oldu. Ona el bombasını koyanlar da belli. Neden? Eyvallah. Ne diyoruz? İçeriden ve dışarıdan. Türk de Kürt kardeştir diyor. Şimdi bu kardeşliğin bozulmasında bizim yaşadığımız coğrafyadaki deprem var. Bu deprem nedir? Bu bölgede kurulması istenen Büyük İsrail Devleti'dir. Açık açık konuşalım burada. Bunu bize Asala üzerinden yapmak istediler. Öyle mi? Tabii. Mahmut Hoca'la biz aynı mekteplerde okurken değil mi? Bizi sağ sol diye vurdurdular mı? Aynen. Ha, kaç tane arkadaşımız öldü? Bilmiyorum. Ben hukuk fakültesi mezunuyum. 9 tane arkadaşımın katili nerede? Onlar belki Adalet Bakanı olacaktı şu anda. 6.000'i aşkın insan öldü. Ha, İstanbul Hukuk Fakültesi'nin önünde bomba atıldı. 9 arkadaşımız şehit oldu bizim. Hala ben diyorum bir İstanbul Hukuk dan mezun bir profesör olarak o kardeşlerimizin orada heykeli dikilmesi veya oraya bir anı kılması lazım. Neden bir daha üniversitelerde öğrenciler öldürülmesin, öğretmenler öldürülmesin, kardeş kardeşi vurmasın? Biz bunları yaşadık mı? Yaşadık. Bundan sonraki kırılmanın içerisinde en büyük kırılma İran-Irak Savaşı'dır bakın. Ve bu Irak Savaşı'ndan sonra önce Irak'ı parçaladılar. Dikkat edin, Irak'a kendi halkına karşı, Kürt halkına karşı kimyasal silah kullandırdılar. Ve bundan sonra bir de baktık ki Irak 3'e bölündü. Öyle mi? Ve buraya dediler siz yürüyün, size devlet kuracağız. Bu emperyalizmin oyunu. Bugün Irak'ı 3'e böldüler. Öyle mi? Bu oyunun ikinci safhasını nerede gördük? Kim düşünüyordu hocam? Üçümüz de aynı yaşlardayız. Suriye'de bir PKK devleti kurulacağı düşünülebiliyor mu? Hayır. Neden? Sovyetler Birliği'nin devamıydı. Her ikisi de Suriye'de, Irak'ta. Öyle mi? Bugün Suriye'de 35-50 bin tırlık bir şey var ve ülkenin topraklarını kontrol eden bir PKK'nın başında bir Amerikan onbaşısı var. Emiri ondan alıyor. Eyvallah. Ha şimdi burada bir oyun var. Bu oyunu görmek lazım. Bizi buradan parçalamak isteyen bir emperyalizm var. Emperyalizm bombaları her gün burada insanları öldürüyor. Bütün dünya suskun. Eğer Türk de Kürt bugün beraber olmazsa bu bombalar bizim kafamızda patlayacak. Bu tarihi söylüyor Sayın Bahçeli. Gelin birlik olalım. Gelin canlar biri olalım diyor. Ha bu bakın oldu mu? Oldu. Nerede gördük bunu? İrlanda'da gördük. İran silah bıraktı. İspanya'da gördük. İspanya'da gördük. Ha bu güzel çağrı herkesi bir şekilde bağrına taş bastırıyor. Neden? Ben bir askerim. Bu kucakta şehitleri taşıdık. O şehitlerin anaları da bakıyor. Ha şunu diyeceksin. Öbür tarafta Kürt anaları da ağladı. Onları bu dağlara çıkartan kim? Emperyalizm. Gelin size burada Kürdistan kuracağız diyor. Nasıl? Biz size bak İsrail devleti kurduk. Bu bir oyun. Şimdi bu dalga geliyor. Ne dedi Sayın Bahçeli de? Hedef Şam değil dedi. Hedef Beyrut değil, Ankara ve İstanbul'dur dedi. Demek ki Türkiye'nin yaşadığı coğrafyada çok büyük bir kırılma yaşanıyor. Bir deprem var. Ve bu depremin içerisinde emperyalizm tıpkı Zuntuzu'nun söylediği gibi Türkleri içeriden bölmek, kardeşi kardeşe vurdurmak. Neden bu olay olduğunda Beyrut'taki dava yürülürken geçen hafta kalkıp Diyarbakır'da yürüyüş yapıldı. Bu emir nereden geldi? İsrail'den geldi. Eğer DEM Partisi de gerçekten Kürtleri seviyorsa, gerçekten onların partisi, işte burada gel bakalım. Önce silah atacaksın elinden. Ama burada da değil, burada atacaksın silahı. Gel sen erkeksen buradakileri söyle bakayım. Suriye'nin kuzeyinde. Yani Suriye'de atacaksın. İçeride biz çoğu şeyi hallettik zaten. Doğru. Ha demek ki atamaz. Neden atamaz biliyor musunuz? Orada emri onlardan değil Amerika'dan alıyorlar. 50 bin insan öldürüldü. Nerede? Bir sene içerisinde. Nerede Birleşmiş Milletler? Yok. Yarın bu bakın şuraya kadar geldi adam vurdu ya. Ve bakın Rus uçakları İdlib'i mi vuruyor? Hocaya. İstemedi az evvel Mesut Hoca ama. Şimdi haritayı gösterdi. Şimdi burayı vurmayacak. Aklından geçiriyor. Ama işte ben silah sergisinden geliyorum Expo'dan. Aslan gibi Türk Silahlı Kuvvetleri dimdik ayakta duruyor. Ordusuyla, milletiyle. Hiçbir Kürt diyor mu ki ben askere gitmeyeceğim diyor. Vatanımı korumayacağım diyor mu? Demek ki bir millet olma bilinci var. Bugün çıkmış bir mesele değil bu. Şimdi buradaki iki önemli şey yani terör Türk devletini yormuştur arkadaşlar. Çok kaybımız var. Bu maddi bir kayıp değil, manevi bir kayıptır. Ha bunu hemen bizim yukarımıza bakın. Ruslar diyor ki Slav'ı öldürtüyorsunuz diyor. Kaç tane var? Çok daha yüksek. 500 binden fazla kayıp Ukrayna tarafında var. Bir o kadar Rusya'da var. Niçin? Soros'un adamları Ukrayna'yı, Rusya'yı iyi bilen birisi olarak kardeşi kardeşe vurduruyor. Burada da aynı oyun var. Gözümüzü açacağız mı açmayacak mıyız? Şimdi buradaki üçgenin içerisinde Kandil nereden emir oluyor? Allah'ın dağında korkak herifler bunlar. Erkekse gelsin bakayım. Kaçıyorlar. Mesut Hocam. Buyurun hocam. Çok ortam zaten gerilindi. Çok da bağırıp size gelmiyor. Hocam yani. Ben bağırmıyorum. Güzeldir. Benim söylediğim gerçekleri konuşuyorum ben. Tamam, bakın şöyle bir şey tamam, var. Buna itiraz etmiyorum. Kandil meselesi var ya. Evet. Kandil mi, Edirne mi, orası mı burası? Arkadaşlar emperyalizm insanı kullanır, mendil gibi atar. Ne Kandil'i dinler ne başkası. İran Şah'ını yemedi mi? Evet. Libya'yı yemedi mi Kaddafi'yi? Kimin adamıydı onlar? Kim getirdi onları? Saddam. Irak'takini kim getirdi Saddam'ı? Saddam Amerika'nın baş adamıydı. Öyle mi? Var mı İran Şahı bugün? O zaman dün bir tane terörist başı gitti. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta cumartesi günü Sayın Scholz'a ne dedi? Biz iki büyük devlet olarak anlaştık dedi. PKK ile FETÖ'yü beraber çözeceğiz dedi. Ve bunu da onayladı Scholz. Şimdi Almanya gibi PKK'ya en fazla destek veren devletlerden bir tanesi bunu anladıysa o zaman bizim de kendi kendimize sormamız lazım. Evet, bugün nedir? Kıymetli hocalarımız izah ettiler. Tarihi bir gündür. Ama burada top nerede? DEM Partisi'nde. Evet. Siz bu siyasi iradeyi gösterecek misiniz? Yasama, yürütme ve yargı demokratik bir Türkiye istiyor musunuz? Yoksa parçalanmış bir Türkiye olup burada İsrail'in, emperyalizmin uşağı mı olacaksınız? Yani sınırları içerisinde mutlu, herkesin barış içinde yaşadığı bir Türkiye. Evet, bu bir sorun. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Ama kavgayla değil, silahla değil. Önce silahı bırakacak, alacak bunu buradan. Bırakıyorum arkadaş, tamam, tövbe. O zaman bu devlet büyüktür. Bu devlet affetmeyi de bilir. Bu devlet sırtında taşımasını da bilir. Nasıl ki benim yüzbaşım, başçavuşum vurulduğu zaman o PKK'lıya gidip onun sırtında taşıyorsa... Bu bizim kardeşliğimizi hala bozamadıklarını gösterir. Evet. Ama hocam, eğer bakın şöyle bir şey var. Eğer siz toplumsal barış istiyorsanız iki taraf da fedakarlık etmek zorunda. Bu itibarla şunu söylüyorum. Şimdi bu tarihi bir gündür. Bundan sonrasını göreceğiz. Dediği gibi 48 saat. 48 saat nedir ya? Nedir yani? Siz gerçekten iyi niyetliyseniz bunu çözersiniz zaten. Ama beylerin hayatı güzel. Orada Kandil'de zavallı Kürt evlatlarını bir şekilde kullanıyorlar. Başka şey söylemek istemiyorum. Hocam, şimdi sizin anlattıklarınızdan zaten biz haftalardır burada konuştuğumuz, hatta aylardır konuştuğumuz Gazze'ye saldırısından hocam. Sonra yani ben Mahmut Bey'e katılıyorum. Ben meseleyi germek istemiyorum. Ama şu da var. Bu gerçek, bu olayı göremezsen işte bu mesele sadece onun tecidi değil. Mesut Hocam zaten bakın bizim bölgemizde eğer teröre devletler, büyük devletler destek vermezse bu kadar etkili olamazlar. Hocam dünyada hiçbir terör örgütü silah yapar. Ve siyasi destek, para desteği almaz. Şimdi FETÖ'ye Amerika para vermese FETÖ kalır mı? Kimse kalmaz. İşte para yok, terör yok. Şimdi hocam siz de anlatırken bugün Blinken tekrar Tel Aviv'i ziyaret etti. 11. defa bu arada. Ve İsrail az önce birazdan Beyrut'u vuracağız diyor. Görüntüler de geçiyor. Beyrut'un merkezinden sıcak görüntüler varmış. Onu ekrana getirdiler şimdi arkadaşlar. Çağrıda bulundu. Hani ben de az önce Mahmut abiyle konuşurken, Ekrem Bey'le de konuşurken dün FETÖ'yü konuşuyorduk. Arkasında emperyal güçlerin, PKK terör örgütünü hocam, yıllardır konuşuyoruz arkasında emperyal bakın, güçlerin. Yani destek vermediği. Çok önemli bir şey söyledi. Bugün de İsrail'i konuşuyoruz. Aynı şekilde devlet terörü bugün arkasında emperyal güçler. Ben size haritayı getirsin arkadaşım bakayım. Bakın ben size çok jeopolitik bir şey haritayı getirebilir miyiz bugün arkadaşlar? Beyrut'u vuran, Beka Vadisi'ne PKK'yı mı büyüttü? Emperyalizm değil mi? Orada Asala'nın yerine PKK'ya vermediler mi silahı? Ha şimdi bakın Beyrut'u vuran buradan sonra gelecek burayı vuracak. Hedef neresi biliyor musunuz? Halep'i vuracaklar. Neden? Hizbullah geri çekilirken nereye gelecek? Halep'e. Bugün ne diyor? Hastanenin içerisinde orada para vardı diyor. Oraya vuruyorum. Yarın da diyecek ki bak Halep'te Hizbullahlılar var onu vuracak. Halep'i vuran yarın Hatay'ı vuracak. Allah korusun tabii. Bu var kafasında hocam. Ne dediniz bakanları? Yavaş yavaş alacağız her tarafı diyor. Demiyor mu hocam? Ben mi diyorum? İsrailli bakan bunu demiyor mu? Hocam siz tam bundan bahsetmişken bir animasyon yayımladılar ya dün. Hatay'ı Suriye toprağı olarak gösteriyorlar. O animasyon işte hocam, hazırsa bakın, bir onu verelim mi? Yani bunu ya. Bir hata yapar mı? Bakın devlet, burası çok önemli. Bakın bunu, bir daha söylüyorum. Beyrut, Beka, Halep ve Hatay. Hedefleri bu. Çünkü Hatay bambaşka bir manası var. İskenderun'un başka bir manası var. Çünkü evangelizm de burayı istiyor. Bakın bu mesele dini bir mesele. Elhamdülillah ikimiz de aynı dinin insanı değil miyiz? Neyi paylaşır mıyız bu vatanda? Benim gördüğüm şu ki Türkiye'de Kürt'e de yetecek bir ekmek var bu memlekette. Huzur da var. Şöyle bir soralım. Ben daha yeni geldim Diyarbakır, Urfa'dan. Buralarda herkes işine gidiyor mu? Buraları kan gövdeyi götürüyor mu? Çocuklar yakılarak öldürülüyor mu? Dünyanın en büyük devleti Rusya'yı vuruyorlar mı? Ukrayna'yı vuruyorlar mı? Ve bunu utanmadan Yunanistan Bakanı geleceğim Ankara'ya vuracağım diyor mu? Kıbrıs seni vuracağım diyor mu Rumlar? Böyle bir şeyin içerisinde kardeş olmaktan başka bir çare var mı? Yoksa emperyalizmin oyunu olmak mı? Bu bir tarihtir. Bekleyeceğiz, sabırlıyız. Türk milleti sabırlıdır. Ve bu sabrın karşılığını görmek lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Gerek iktidar, gerek muhalefet burada çok önemli bir imtihandan geçmektedir. Bu bugün, dünkü gün nasıl ki bu terör örgütünün başı bir şekilde toprağın altında can veriyorsa hesabını verecek. Gelsin bakayım onu kurtarsın Amerikalılar. Gelsin kurtarsın Amerikalılar bakayım. Paraları veren Mossad kurtarsın. Onları kuranlar kimler? Bunlar. 15 Temmuz'u kim hazırladı? Dolayısıyla burada oynanan oyunu görmeden, bizi içeriden bölüp parçalamak için oynanan Zuntusu'nun oyununu görmeden, Çinli bizi nasıl yendi? İçeriden bölüp parçalayarak yendi. Öyle mi? Dolayısıyla bu hadiselere bakmadan sadece şu anda konuşmak değil, geçmişi, günümüzü ve geleceği görmek gerekiyor. Ve burada Türkiye şu tuzağa düşmeyecek. Yani çözüm olayında olduğu gibi onun sabote edilmesini şart koştu hoca. Değil mi? O şartta diyor ki silahı bırakacak ve Sayın Cumhurbaşkanı da iç cepheyi düzeltelim diyor. Zaten Atatürk'ün lafı bu. İç cephe düzeltmeden nasıl biz bunlarla baş edeceğiz? Üstümüze geliyorlar. Bakın çok yakın yani sizinle anlaştık, konuştuk değil mi bir senedir? Demedik mi hocam, Mahmut hocam? Bunlar Lübnan'ı vuracak demedik mi? İşgal edecek demedik mi? Ne işi var burada 61 Amerikan askerinin? Ne işi var burada CENTCOM'un? Bir tane dedi mi DEM Partisi? CENTCOM işte şeyde Suriye'den şimdi Tel Aviv'e gidip geliyor komutanı. Sürekli orada. Ha şimdi burada oynanan oyun şu. Şöyle söyleyelim. Bakın 91'de ben Diyarbakır'daydım. Oradaki 650 bin peşmerge Kürdünü kim baktı? Türkiye Cumhuriyeti bakmadı mı? Kobane olayında 250 bin kim baktı? Türkiye. 850 bin, 900, 1 milyon insan idi. Suriye'den geri çekilen kaç kişi? 4 milyonun 1 milyonu Kürt. Dedik mi biz kardeş sen Kürtsün giremezsin buraya dedik mi? Neden? Hepimiz bu coğrafyanın içerisinde beraber yaşadık. Beraber tarihi de yendik, yenildik, ağladık, güldük. Dolayısıyla bugün herkesin iyi düşünmesi gerekiyor. Tarihtir. Bir risk almıştır Sayın Bahçeli. Cumhurbaşkanı da almıştır. Sabır gerekiyor. Bence son söyleyeceğim yine sabır. Ama bu sabır Türk'ün aklının sabrıdır. Vicdanının sabrıdır. Adaletin ve demokrasinin sabrıdır. Fakat demokrasiyi bozmak isteyenler olursa onlara da müsaade etmeyeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Muharrem Bey size hiç söz veremedim. Lütfen siz buyurun şimdi. Eyvallah. Biz bunları konuşurken bir yandan da işte bugün mecliste işte bu konuşma sonrasında yapılan açıklamaları işte mikrofon uzatıldı milletvekillerine onlara değinilirdi ağırlıklı olarak. Orta Doğu'daki değişen dengeler Türkiye'nin bundan sonra ve bugüne kadar attığı adımlar bundan sonra takınacağı tutum ve içeride birlik çağrısı. Şimdi bugün Mesut Hoca da dedi yani Lübnan'a geliyor. Bu savaş Gazze'den sonra Lübnan'a saldıracak dendiğinde yani biz Allah Allah olabilir mi diye her gün ben bu soru söylüyordum. Siz söylediniz her gün. Denizden şimdi vuracaklar dedim vurdular. Evet. Havadan vuracaklar dedim vurdular. Tanklar girecek dedim vurdular. Çünkü Lübnan'ın ordusu yok. Hava kuvvetleri yok. Bomboş arazi ve o bomboş arazide kitleyi 1 milyonu bir anda göçe zorladılar. Bu adamlar nereye? Suriye yarın bize gelecekler. Halep vurulduğunda nereye gelecek? Bize gelecek. Allah muhafaza. Yarın İran vurulursa İran'dan yani Türkiye'yi içeriden bir şekilde istikrarsızlaştırmak. buraya savaş gemileri geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri vardı. Oraya neden o gemilerin geldiğini biliyoruz diye. Şimdi birazdan belki ne yazık ki yeniden başkent vurulacak. Artık başkentte belli bölgeler değil, merkezi de vuruyor. Havalimanının etrafını işte dün gece hedef aldılar. Hastane. Zaten onlarca kişi hayatını kaybediyor her saldırıda. Şimdi aralıklarla Şam'ı da vuruyor zaten. Sonra geliyor burada Laskiye Limanı'nı, Tartus Limanı'nı hedef alıyor İsrail. Ve yukarıya doğru işte Sayın Cumhurbaşkanı mesafeleri de anlatmıştı. Hatay'la Beyrut arasındaki mesafeyi bir metafor olarak kullanmıştı, ifade etmişti. Ama şimdi daha da yaklaşıyor bu durum. Bu tehlikede, evet, biz bugünü bu tehlikeyle konuşuyoruz ama işte diyor ki birazdan yine vuracağım ben Beyrut'u diyor. Beyrut'u vurduktan sonra ne olacak? Yani aynı Gazze gibi artık burasını da çıkılmaz hale getirdikten sonra İsrail ne yapacak? Nerede duracak? Bugün Blinken gelmiş. Evet, seçim öncesi belki bir bekle 15 gün ben seçimleri bitireyim ondan sonra konuşuruz mu demeye geldi. Devam edersin demeye mi geldi? Ne oluyor? Buradaki ilerleyiş ne anlatıyor? Burada ben hep geçen hafta söyledim. Hoca belki onu da değerlendirir. Buyurma. Ya adamlar seçime yakın böyle bir şeyi durdurmak istiyorlar. Süreci durduracaklar. Bir tampon 15 gün falan gibi diye düşünüyorum. Yani şimdi o yüzden hızlandırdılar. Netanyahu biliyorsun o faşist ele geçirebileceği, yapabileceği fırsatı iyi değerlendiriyor. Şu aşamada boşluk var. Amerika olaya hakim değilmiş gibi görüyor. Halbuki bence Amerikan da bilgisi dahilinde bunlar yapılıyor diye düşünüyorum. Zaman kazanacaklar. Şimdi önümüzdeki süreçte de bir ara verecekler. Aynen, seçime girecekler. Yani bugün Amerikan basında hep vardı, görmüşsünüzdür muhakkak. Blinken ateşkes için gidiyor, Gazze'de ateşkes için gidiyor diye. Bu süreci belki seçime kadar böyle kullanmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri diyor. Öyle zannediyorum Mahmut abi de. Hocam siz katılıyor musunuz? Ne oluyor şu an o ziyaretlerle değerlendirdiğinizde ABD seçimiyle bir de bu ilerleyişiyle? Öncelikle metodolojik olarak bir olayı tekil olarak değerlendirdiğimizde o analiz mutlaka bir eksiklik oluyor. Bugün önemli bir gün ama milat değil. 22 Ekim'de Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin konuşması çok önemli, çok değerli. O yüzden milat değil, dönüm noktası. Eğer illa bir milat koyacaksanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Devlet Bahçeli'nin yine bugün olduğu gibi hiç beklenmedik bir şekilde aynen değerli gazetecilerimiz Mahmut Bey ve Ekrem Bey'in söylediği gibi ezber bozucu olduğu için DEM Parti 48 saat sonra açıklama yapma gereğiydi. Hakikaten ezber bozdu. Yani önemli, beklenmedik bir tokalaşmaydı. 1 Ekim'deki meclisin açılışı da ve bugünkü Devlet Bahçeli'nin konuşması da öyle bir konuşma ki yeni bir siyaset ki uzun bir süredir dünya sadece Türkiye'de değil yeni siyaset üretilmiyor. Yeni söylem geliştirilemiyor ve yeni siyaset üretme hakikaten maharettir. Siyaset dehası, siyasette oyun kurucu akla ihtiyaç duyar. Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama öyle bir açıklama ki ne olacağını, kimlerin aktör kabul edileceğini, nasıl bir süreç işletileceğini eğer konuşmasını deşifre ederseniz, kodlarını çözerseniz açıklıyor. Örneğin en sondan başlayayım. Açıklamasında ne İmralı, ne Kandil, ne Edirne diyor. Kandil'deki aktör, işte oradaki PKK liderleri Cemil Bıyık ya da Edirne'deki Selahattin Demirtaş'ı aktör olarak kabul etmiyorum diyor. Kime aktör olarak kabul ediyorum? İmralı'daki terörist Öcalan ile DEM Parti'yi kabul ediyorum diyor. Aktörü belirliyor ve yeri de koyuyor. Platformda Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak diyor. Bu konuşmayı bu şekilde, evet, dönüm noktası 1 Ekim milat ama hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın ama özellikle de Dışişleri Bakanı'nın açıklaması ve daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan gizli oturumu, bütün bunları bütüncül bir çerçevede değerlendirdiğinizde bugünkü konuşmanın itici faktörü, tetikleyicisinin burası olduğu gözüküyor. Yani dışsal bir faktör. Şu anda bir seçim var mı? Yakın gelecekte öngörülebilir. Yok. Ne AK Parti'nin ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaseten bir açılıma ihtiyaçları yok. İktidardalar. Birlikte ülkeyi yönetiyorlar. Ama çok muazzam bir risk alıyorlar. Özellikle de tabanı açısından. Özellikle de tabii. Milliyetçi Hareket Partisi. Mesela bu konuşmayı Sayın Cumhurbaşkanı yapsa kendi tabanına kabul ettirmesi daha kolay. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın 22 yıllık iktidarında o sürekli oyun kuran özelliği, pragmatik, hatta şapkadan tavşan çıkarma özellikleri söz konusudur. Böylesine Türk siyasetinde çok alışık olmadık. O yüzden de beklenmedik. Bir açıklamayı Devlet Bahçeli'nin yapması siyaseten çok büyük bir risk. Niye o riski göze alıyorlar? Niye mecliste gizli oturum yapıldı? Niye Neçirvan Barzani, Irak, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı, seçim öncesi Kürdistan Demokrat Parti Partisi'nin başkanı Türkiye'ye gelip Sayın Cumhurbaşkanımızla Neçirvan Barzani görüştü? Bütün bunları değerlendirdiğimizde Türkiye'deki bu olay, evet, bir iç siyaset boyutu var. İç siyasette eğer bu başarılı olursa dengeleri değiştirebilir. Ama esas faktör, itici, tetikleyici faktör dışsaldır. Mesut Hocam da dedi. Amerika, İsrail PKK'ya yıllardır yaptığını ve bir şekilde de yutuyorlar. Size devlet kurduracağız yalanıyla sürekli oyalıyorlar. Ve özellikle de Bafıl Talabani üzerinden devlet kurdurma hayallerinin gerçekleşeceğini zannediyorlar. Ama İsrail'de öyle bir hükümet var ki, Netanyahu ve savaş kabinesi, normalde Türkiye bir NATO ülkesidir. Türkiye'ye saldırmak demek NATO'ya saldırmak anlamına gelir. İsrail'in böyle bir şeysi söz konusu dahi olamaz. Ama Amerika'da, İsrail'de, ki Amerika NATO'nun kurucu mimarı, kurucusu olmasına rağmen ta Erbakan o zamanlar iç siyasette açıklardı. İşte biz tam PKK'yı sıkıştırdık, vuracağız. Bir telefon Amerika'dan geri çekilin ya da PKK'ya yardım geliyor. Ama bizi 2000'lerde televizyonda çok açık, net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ya tırlarca yardım yaptığını gördük. NATO üyemizsiz, yani müttefik olmamıza rağmen. Hocam daha geçen ay yaptılar. Yani dolayısıyla Amerika'da, İsrail'de doğrudan Türkiye'ye saldırması akla hayale değil. Tüm antlaşmalara aykırı bir şey. Ama iki boyutu var. Her zaman kullandıkları terör örgütlerini, PKK'yı, YPG'yi, SDG'yi kullanma. Bir de Türkiye'ye en önemli yapacağı saldırı düzeyi 5. kol faaliyetidir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunu sürekli altını çizerek vurguluyor. Dolayısıyla 30 Ağustos'ta da bölgede küresel siyaset, bölgesel siyaset açısından Türkiye'yi tehdit eden bir durum var. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı mecliste gizli oturumla Sayın Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Bakanımız bunları açıkladı ve ardından bu hamle geliyor. O yüzden de eğer biz Türklerle Kürtler, Mesut Hocam'ın dediği gibi, birlik olursak bize dışarıdan hamle yapmaları mümkün değil. Çünkü tarihsel olarak tüm devletlerin, Türk devletlerinin kuruluşundan ta Orta Asya'dan, Metehan'dan itibaren bakın, çoğunlukla çökertilmeleri, zayıflatılmaları mutlaka ama mutlaka savaş meydanında değil, içeride kendilerine hain bulmalarıyla söz konusu olabilmiştir. Türkiye 80'lerden itibaren savaşıyor. Evet, bunun can kaybımız, ekonomik olarak kaybımız var. Bir tane olumlu faydası da var. Türk ordusu şu anda dünyada çok azdır. En fazla 5 tane ordu sayabilirsiniz. Her an savaşa hazır ve özellikle de tüm savaş tipleri, gerilla tipleri gibi çeşitli meskun mahal tipleriyle savaşabilecek bir ordudur. Bakın İsrail Litani nehrine neredeydi? Geçemiyor. Tam şurada, Lübnan'da. Şu pembe, evet, o alanın. Bu alanı kontrol etmek için girdi. meskun mahal çatışmalarında öyle muazzam Amerika'dan en son teknolojik silahları almasına rağmen 2,5 kilometre anca gidebildi. Karşısında da düzenli ordu yok. Hizbullah dediğin bir şey var. Hizbullah'ın tüm komutanlarını, en etkili komutanlarını öldürmüşsün. Buna rağmen ilerliyor. Tamamen 7-20'ni tavadan bombalıyor. Dediği halde bile 2,5 kilometre en fazla girebiliyor. Hocam çok güzel bir yerdesiniz. İsrail ordusunun yetkinsizliğinden bahsediyoruz. Burada kara harekatı başlattığı dönemden sonra 2,5 kilometre derinliğe kadar ancak gidebilir sahada ki karşısında düzenli bir ordu yok. Hizbullah diye bir örgüt var ve o örgütün de üst kademesi tamamen ortadan kaldırıldı, evet, değil mi önceki saldırılarında? Mesut Hoca da dedi ki dolayısıyla hiçbir şey yapamıyor. Havadan bombalamayı devam ediyor. Evet. Nereyi? Beyrut'u, nereye? Başkenti. Efendim? Denizden de bombalamaya başladı. Evet. Ve ama sonuçta benim teknolojik silahlarla sahada bir şey yapamıyor. Hem Kuzey Muharebesi, Meskun Muharebesi'nden hem Beyrut'tan çıkarma yapacaklar yakında. Biraz şimdi bir Beyrut'a gidelim mi? Hı. Bizi bekliyor Mehmet Karataş bölgede. Şimdi bir çağrı yaptı. İsrail yine bir tehditte bulundu. Birazdan dedi Beyrut'u yine bombalayacağım dedi. Şimdi neler yaşanıyor? Ne yapılıyor? Nasıl bir uyarıdan bahsediyoruz? Mehmet, sen de oraya yeni gittin ama sadece Dahiye bölgesi değil. Yani Beyrut'un merkezini bombalıyor bugün İsrail. Beyrut'un merkezinde binlerce insan kaçmaya hazırlanıyor. Fakat gidecekleri bir yer de yok. Bir karmaşa söz konusu deniliyor. Bir insanlık dramı, bir keşmekeş. Ama arka her gece bombalıyor. Her gece nereyi bombalıyor? Bugün ne oluyor? Bu gece nereyi vuracak? Ne gibi uyarılarda bulunuyor? Evet, aslında dün gece tam da bu saatlerde, dün akşam bu saatlerde yine saldırıların gerçekleştiği anları ekranlara taşımıştık ve dediğiniz gibi bugün bir kez daha bir bilgilendirme geldi ve saldırının yapılacağını söyledi ama sadece aslında saldırının gerçekleşeceğini değil, saldırının gerçekleşeceği noktaların haritası dahi şu anda paylaşıldı ki bulunduğumuz bu nokta aslında bir medya ordusunun şu an itibariyle Beyrut'un bu tepesinde olduğunu sizlerle paylaşalım ve burada onlarca basın mensupları şu anda gerçekleşecek olan o saldırıyı bu noktadan tüm dünyaya aktarmak üzere bizler gibi onlar da burada bekliyorlar ve hemen karşı noktamız aslında o haritalarda paylaşılan yerlerin olduğu noktalar olduğunu sizlerle paylaşalım ki şimdi kameraman arkadaşım Özden sizlere gösterecek. Bakın hemen karşı tarafta görülen yer Dahiye ve o bölgeye de zaten ilk gün itibariyle saldırıların aralıksız bir şekilde devam ettiğini sizlerle paylaşalım. Evet, geçtiğimiz dakikalar içerisinde İsrail tarafından yapılan o bilgilendirme notunda Güney Banliyö bölgesinde özellikle ekteki haritalar belirtilen binalarda ve aşağıdaki alanlardaki komşu binalarda yaşayan tüm sakinlerin Hareke ve yine aynı şekilde Hireyke ve Beyrut'un karşısında bulunan Dahiye bölgesinde yine Leylak ve Burjel barajı noktasında saldırıların gerçekleşeceğini ifade ettiler. Hemen şunu özellikle belirtelim ki yapılan bu paylaşımda, bu bilgilendirme notunda özellikle de yakın gelecekte karşı hareket edeceği Hizbullah tesislerini ve çıkarlarının yakınında bulunuyorsunuz. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaların bitişiğindekilerin derhal tahliye etmeli ve bunlardan en az 500 metre mesafede uzak durmalısınız uyarısı yapıldı. İşte tam karşı noktamız Dahiye ve o bölgeye gerçekleşecek olan saldırının dakikalar içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor ki yine Özden gösterecek. Hemen aşağı kısımda Dahiye bölgesinde dumanlar hala yükseliyor. İşte orası da gündüz saatlerinde, gündüzün gerçekleşen o saldırılardan geriye kalan dumanlar olduğunu sizlerle paylaşalım. Aslında birçok ayrı noktada sabah saatlerinde, sabah saat 11'i gösterdiğinde farklı noktalar yine işgalci İsrail tarafından bombardımana tutulmuştu ve bu noktalara hava saldırısı gerçekleşmişti ki dün özellikle de hemen karşı noktamızda yani ışıkların yanmakta olduğu yer havalimanı ve uluslararası o havalimanının olduğu bölgeye 1,5-2 kilometre mesafesi dün akşam saatlerinde bombalanmıştı ve bu akşamda bir kez daha bilgilendirme yapıldı ki özellikle bu bilgilendirme yapıldıktan dakikalar sonrasında Merve Türkay bu saldırılar gerçekleşiyor. İşte şu anda da Burada aslında o saldırının gerçekleşeceği o an bekleniyor ve o bölgede, Daiye bölgesinde bir kez daha bu akşam yukarıdan, yani havadan saldırılar gerçekleşmiş olacak ve bizler de dediğimiz gibi dün gece aslında tam da o saldırının gerçekleştiği anda haber ekipleri olarak burada yayındaydık ve bir kez daha dediğim gibi burada bir saldırının yapılacağı İsrail tarafından ifade edildi ve o bölgede bulunan vatandaşlar da aslında sabah saatleri itibariyle o bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor ki zaten iki gündür Beyrut sokaklarını geziyoruz ve Beyrut'un özellikle sahil kısmında Daiye bölgesinden gelen... Bizi duyabiliyor musunuz? Evet. Ha, şimdi duyabiliyoruz komutanım. Evet. Savunma sanayi fuarı vardı, seni göremedik burada. Sen orada gerçek harbi yaşıyorsun. Şimdi Mehmet kardeşim, dün akşamdan bu itibaren daha ziyade hava meydanının, Beyrut meydanı etrafı bombalanıyordu ve her bombaladığı yerde işte burada hastane var, burada Hizbullah var. Ama burada gördüğüm kadarıyla Lübnan halkını kitlesel göçle Suriye üzerinden boşaltmak isteyen ve burayı işgal etmek isteyen bir İsrail ordusu ve ona yardım eden Amerika var. Oradaki halk ne diyor? Bu işgali, bu gelen dalgayı görebiliyorlar mı? Ve bu bombardımanlara karşı Lübnan ordusunun bir hareketi var mı? Yoksa hiç sessiz mi kalıyorlar daima? Mesut Hocam, öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Aslında burada bizim iki gündür gözlemlerimiz ve bu bölgedeki vatandaşlardan aldığımız bilgi şu yönde. Burada aslında aynı Gazze'de yapılanın ilk zamanlardakinin provası adeta yapılıyor. Nasıl? Çünkü özellikle bakın şu anda burada saldırı gerçekleşmeden önce bir bildiri yayınlanıyor. Halkı orada korkuya sevk ederek artık o noktaların güvensiz olduğunu, oralardan insanları sevk etmeye, insanları o bölgelerini terk etmeye zorluyor ve ardından da tıpkı Gazze'de olduğu gibi o bölgeyi yerle bir ediyorlar. Şimdi buradaki bilgilendirmedeki amaç bu ve ikinci sorunuza gelecek olursak aslında bizim sokaklarda ordu anlamında gördüğümüz pek de bir unsur söz konusu değil. Yani burada o anlamda sadece burada Hizbullah'ın bir mücadele içerisinde görünen ve vatandaşlar tarafından konuşulan bu. Yani ordudan ziyade Hizbullah'ın İsrail karşısında burada etkili bir mücadele verme gayretinde olduğunu buradaki vatandaşlar söylüyor. Ve bir taraftan da dediğimiz gibi bu saldırılar gerçekleşirken bakın hemen karşımızdaki nokta aslında İsrail'in ilk gün itibariyle hedefimizde dediği yer ve siz az önce aslında çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. Ne yapıyor İsrail? Saldırıyı gerçekleştirmeden önce ya da saldırıyı gerçekleştirdikten hemen sonra şunu söylüyor. İşte hastanenin çevresini vurduğunda o bölgelerde Hizbullah'ın karargahı olduğu, Hizbullah'ın evlerinin olduğu, Hizbullahçıların o noktada olduğu ya da örnek veriyorum işte hastaneyi hedef alıyor ama sonrasında diyor ki orada tünelleri vardı. Yine farklı bir noktaya saldırıyı gerçekleştiriyor ve ardından da işte finans desteği yapan kuruluşları biz vuruyoruz. Yani her defasında altına bir yani bahane ve her defasındaki bahanesi de tabii ki insanları olduğu noktaydı. Ve dünyayı kandırıyorlar. Ama burada şunu da görüyoruz ki hem Lahey hem Cenevre ve bütün savaş hukuku kurallarına göre sivil yerleşim yerlerinin vurulması yasaktır. Camilerin, kiliselerin, okulların vurulması yasaktır. Burada gördüğün Mehmet sadece de Daiye değil demek ki Gazzeleşen bir Lübnan'la işgale uğrayan bir Lübnan'dan adım adım söz edebilirim. Bir aydır bombalıyorlar. Ne bitmez bombamış bu ya. Yani Hizbullah diye bir şey kalmadı. Adamlar kaçıyorlar. Yine bombalıyorlar. Demek ki bu adamların gözlerinde Lübnan toprakları var. Doğru mu? Kesinlikle öyle ki biz geçtiğimiz dakikalarda kameraman arkadaşım Özden Kul'la dediğiniz gibi sadece Daiye bölgesinde değil aynı zamanda Cenah bölgesine gittik. Bakın orada bir hastane vuruldu biliyorsunuz ve vurulan bu hastanede o bölgede hastanenin daha doğrusu yakın noktası 500 metre mesafesi vuruldu ve özellikle hastaneyi de hemen belirtelim. Hariri Üniversitesi Hastanesi'nin yakınında Hizbullah'a ait olduğunu ifade ettikleri, ileri sürdükleri bir noktayı vurdular. 500 metre yanı. Yani sadece Daiye değil aynı zamanda Cenah bölgesi, farklı güney bölge zaten vuruluyor ve özellikle Cenah bölgesi dediğimiz yer Hizbullah'ın belki de olmadığı, varsa da en az olduğu nokta. Orada normal vatandaşlar, hatta birçok farklı ülkelerden gelen vatandaşların yaşamakta olduğu bir yer. ama oralarda artık yavaş yavaş bombardımana maruz kalıyor. Yani kısaca dediğiniz gibi bugün adım adım artık sadece Daiye bölgesi değil, adım adım Lübnan'ın işgal edildiği, Lübnan'ın adım adım yok edilmeye çalışıldığı bir sürecin içerisindeyiz ki ilk olarak ne diyordu? İşte Hizbullah'ın olduğu noktalarda Daiye bölgesinde saldırının yoğunlaştığı ifade ediliyordu ama biz sabah saatlerinde de çok farklı noktalardan yine dumanların yükseldiği, yani bu dumanlar dün de söyledim şu anlama geliyor. Yani orada insanların hayatını kaybettiği, insanların kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden insanların o noktalarda yaralandığı, hayatını kaybettiği, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bakın gördüğünüz hemen o bölgedeki insanlar şu an neredeler? Yani nereye gidebilirler ki? Yine Beyrut merkezine gelen ve özellikle sahil kesimlerde, sahil kısımlarda çadırlar kurmuşlar ki çadır dediğimizde aslında şöyle üzerlerini kapatmışlar, etrafını kapatmış, önü açık olan bir yer. Yani bugün de bir kez daha Beyrut'u vuracağız mesajının verilmesi o bölgede geriye kalanların da oradan gitmesi anlamına geliyor ve gittikten sonra da ne oluyor? Adım adım oradaki konutları, binaları yok ediyorlar ve tıpkı ne yazık ki Gazze'de olduğu gibi burayı bir harabeye çeviriyorlar ve bu bölgede de dediğimiz gibi belki de o noktayı zamanı gelecek en fazla kullandıkları bir üs olarak belki de kullanacaklar orayı. Mehmet, sen gerçi 2-3 gündür oradasın ama biz son birkaç gündür hep böyle Beyrut'un vurulduğunu konuşuyoruz. Güney Lübnan'a ilişkin çok da bir haber yok. Mesela ilk günler 2-3 hafta önce Güney Lübnan aralıksız bombalanıyordu. Sonra birkaç görüntü geldi, o meskul mahal çatışması, şehir içi çatışmaları. Böyle baskına uğrayan İsrail ordusu görüntüleri paylaşıldı. Şimdi siz orada tabii Hizbullah üyeleriyle de iletişime geçiyorsunuz. Zaten bazı bölgelere onlarsız girilmiyor. Şu konuşuluyor mu? Yani Hizbullah tamamen Lübnan'ın güneyinden çekilmiş, Beyrut'ta belli bölgelerde mi ki hani İsrail sadece Beyrut'u bombalıyor? Ya bu açıklamayı ciddiye aldığımızdan sormuyorum. Yani Gazze'de de her hastane Hamas'ın merkeziydi, silah deposuydu böyle. Burada da şimdi bu açıklamalar yapılıyor. Güneyinde durum ne? Hizbullah gerçekten tamamen çekilmiş mi Güney Lübnan'dan? Hayır, tam tersi o noktalarda sıcak çatışmaların devam ettiği, karadan çatışmaların devam ettiğini yine buradaki kaynaklarımızdan ulaştığımız bilgi ki orada yine Sur tarafının da bombalandığını ve o bölgelerde özellikle de dediğimiz gibi karadan ilerlemeye çalıştıkları ama Hizbullah'ın o noktayı tamamen terk ettiği bilgisi gerçeği yansıtmıyor. Çünkü oradaki bugün bile yine ulaştığımız bilgilerde o özellikle Sur bölgesinde orada sıcak çatışmaların yine karadan çatışmaların devam ettiğini sizlerle paylaşacağım. Yani bir yandan aslında burada Daiye sabah saatlerinde boş ya da dolu noktalara saldırılar gerçekleşip buraya dikkatleri çekerken bir taraftan da aslında güneyde de büyük bir çatışmanın olduğunu, Hizbullah'ın o noktada da mücadele ettiğini kendileri tarafından da burada zaman zaman bilgilendirme notu anlamında yapılıyor ve oradaki mücadelesinin de İsrail'e karşı sürdürdüklerini, hatta zaten biliyorsunuz ki oralar çok daha fazla İsrail'in odaklandığı, İsrail'in o bölgede özellikle de ilerlemeye çalıştığı yer ki en başından beri aslında hep güneyden ilerliyordu ve bugün de yine Beyrut'un bakın güney tarafına saldırıyı gerçekleştiriyor ama şunu söyleyelim, Sur bölgelerinde yine o çevrede büyük bir mücadelenin, daha doğrusu büyük bir direnişin ve onlara karşı karadan da çatışmaların devam ettiğini sizlerle paylaşmış olalım. Şu anda da bir kez daha dediğimiz gibi Beyrut'a saldırı yapacağını söyledi. Dün akşam da aynı şekilde bu bilgilendirme notu yapıldı ve ardından da saldırılar gerçekleşti ve saldırı yapılan bilgi notunun en fazla bir saat içerisinde gerçekleşiyor. Yani artık şu dakikalarda o saldırının gerçekleşmesi an meselesi ki dün gece saatler 12'yi gösterdiğinde, hatta 12.30'da da yine bu noktada 24.30'da yine burada tam 7 ayrı noktanın nasıl bombalandığını bu ekrandan burada Özden Kul'un gözünden görmüştük ve burada da bir kez daha dediğimiz gibi karşı noktamız şu anda karanlık. Bakın o bölgede zaten hiç elektrik yok ki arka tarafında gördüğünüz yerde havalimanı ve orada da gerçekleşecek olan bu saldırı yine havalimanının çok yakın noktasında mı olacak ki sağ tarafımızda olursa, ya sağ tarafımızda olursa zaten orada yine hastane var. Hastane çevresinde mi bu gerçekleşecek? Onu da bekliyoruz ama şunu söyleyelim, Beyrut'ta şu anda gerçekten insanların tedirgin olduğu, endişeyle beklediği dakikalar olduğunu sizlerle paylaşalım ki özellikle Daiye bölgesi dediğimiz gibi dün gece saatleri itibariyle bombalanıyordu ve sabah saatlerinde de yine gün içerisinde oranın farklı yerlerinde dumanlar yükseldi, patlama sesleri geldi. Yine çok yüksek bir binanın, çok katlı bir binanın da vurulduğunu ki geçtiğimiz dakikalar içerisinde onu da geçtiğimiz saat içerisinde haber ekranlarımıza ekrana taşımıştık ve orada da yine yerle bir edilmiş bir yeri ekranlara taşıdık ve özellikle de Cenah bölgesindeki Hariri Hastanesi'nin 500 metre yakınındaki mesafenin vurulmasından kaynaklı olarak 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 55'ten fazla kişinin de yaralandığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Evet, o bölgede şu anda bakın ekranlarda gördüğünüz yerde tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Kimi hayatını kaybediyor, kimi yaralanıyor ama geriye kalanlarsa bir kısmı evlerinden oldu ki bir kısmının evi yok edilmesinden dolayı, bir kısmı ise işte tıpkı bu gece olduğu gibi birazdan size saldıracağız diyorlar ve birazdan orayı vuracağız diyorlar ve durum böyle olunca da tabii ki evlerini ister ya da istemez bir şekilde evlerini terk etmek zorunda kalıyor ve onlar da Beyrut'un merkezinde farklı noktalarda sokaklarda yaşayan insanları görüyoruz ama şunu bir kez altını çizelim. İsrail artık sadece belli bir noktayı değil, Beyrut'un, Lübnan'ın çok farklı noktalarını artık yavaş yavaş iyice yayılarak bombardımana tutmaya devam ediyor ve bizler de dediğimiz gibi şimdi bir kez daha saldırıların yapılacağı mesajından sonra bizler de bu noktada yerimizi aldık ve Beyrut'un burası en yüksek tepelerinden biri ve karşımızda da Dahiye var, yani İsrail'in saldıracağım dediği ve haritada hatta yerlerini belirlediği o noktalar görünüyor. Mehmet. Ve bizler de haber ekibi olarak tabii ki gözümüz orada olacak ve oradaki her bir gelişmeyi de ekranlara taşıyacağız. Mehmet, siz orada bekliyorsunuz. Uyarı yapıldı. Ekrem Bey, müsaadenizle bir araya gitmem gerekiyor. Çok kısa bir araya. Evet. Mehmet bizi oradan bekliyor. İsrail her an saldırabilir. Zaten arkalarında görüntü var. O çok kısa aranın ardından yine devam edelim ama bir soluklanalım. Çok kısa bir ara devam edelim. Diyoruz memleket meselesine kaldığımız yerden. Şimdi az evvel Beyrut'tan canlı yayın ekranlarınıza getirdik. Her an bombalanabilir. Yine şehir merkezini sırtına almış basın mensupları o bombardımanın gerçekleşeceğine yönelik zaten duyuru yapıldı İsrail tarafından. Az önce Ekrem Bey de dedi ki uçaklar rotalarını değiştirmeye başladı, inişlerini ertelemeye başladılar. Bu bombardımanın çok yakın olduğunu gösteriyor. Yani şimdi biz her gün yayın yapıyoruz. Bazıları da eleştiriyor işte. Lübnan vuruldu, vurulacak. Bir dakika sonra Beyrut'u vuracaklar, vuruyorlar. Her gün bu oluyor ama ya bu savaşın hangi boyutunun ne boyutta olduğunu anlatmamız için yeterli değil. Ne yazık ki kanıksıyoruz. Bir senedir Gazze'yi bombalıyor. Biz canlı yayında ekranlara getiriyoruz. Yani lütfen tabirimi hoş görün. Bir film izliyor gibi izliyoruz. Yani bunları anlatırken sanki oradaki durumu anlatırken filmi analiz ediyormuşuz gibi oluyor. Ama insanlığa dair görüntüler geldikçe bugün işte geldi. Yani 4-5 yaşında bir bebek Gazze'de kardeşi belki 2 yaşında omzunda taşıyor, ayağı kırılmış, yalın ayak. Şimdi bunların görünce o bombardımanın ne olduğunu anlıyoruz ama şimdi ekrana getirelim işte. İsrail bombalıyor. Evet, bombalıyor. Ne oluyor sonra? 20 kişi hayatını kaybetti İsrail bombardımanında. 30 kişi hayatını kaybetti. Ne oluyor? Nereye gidiyor süreç? Amacı yani ne? Nihai amacı ne? Şimdi bugün Hizbullah değilmiş. Mesele Hizbullah değilmiş. O yüzden ben Mehmet'e sordum. Güney Lübnan'da hiç mi Hizbullah mensupları kalmamış? Beyrut'u bombalıyor. Merve, şöyle bir şey var tabii. Bu yani ilginç bir noktadayız. Bu proje sadece Netanyahu'nun o Siyonist soykırımcı aklından dolayı mı buraya kadar geldik? Yoksa bu hakikaten küresel bir proje mi? Hani orada da ben şeyi düşünüyorum. Yani geçenlerde BM'de bir fotoğraf gösterdi değil mi Netanyahu? 2 tane şey gösterdi. Karanlık ülkeleri gösterdi. Hani bir de bir yani kendisi için sözde neydi tehlikeli Baharat ülkeleri. Yolu projesi. Şimdi bizim de Türkiye'nin de öncülüğünü yaptığı bir kalkınma yolu projesi var. Orada bir çatışma var. Bölgenin ele geçirilmesi, bölgeyi dizayn etme. Yani mesela 75 yılında Lübnan'ın parçalanmasına tanık olduk. Yani bugüne ait bir proje değil. Şimdi o Mesut Hoca dedi ya Gazdeleşme diye. Şimdi Lübnan'ı Gazdeleştiriyor diye. Halbuki proje Lübnanlaşmayla başladı. Ne demek Lübnanlaşma? Etnisite siyasette bir terimdir zaten, evet, Lübnanlaşma. Etnisite ve mezhep üzerinden parçalama. Ayrışma. Şimdi onu Gazdeleşmeyle şehirleri mahvetmeye başladılar. Bir biçimde tabii ki Hizbullah hedefte, İran'ın Şii hattı dediği, Şii hilali dediği onu kesmeye çalışıyorlar bir tarafıyla. Ama bir tarafıyla da bölgeyi dizayn etmeye çalışıyorlar. Yani bölgeyi kendine göre gibi dizayn etmek, o bölgede belki de o gösterdiği projeyi hayata geçirmek için herkesi sindirmek istiyorlar. Evet. O sindirme projesinin bir ayağı da Türkiye'dir. Yani Irak'ı parçaladılar, Suriye'yi parçaladılar. Şimdi Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Bütün bu proje bölgenin... İçeriden ne yaparız? Ben küresel güçlerin ekonomik savaşının bir parçası diye yansıması. O yüzden Amerika'ya hani şöyle diyor. Efendim biz savaş olmasını istemiyoruz. İki devletli projeden yanayız diye sürekli açıklama yapıyorlar. Evet. Ama savaşı durdurmak gibi de niyetleri yok. Demek ki başka bir hedefler var. Yani orada o bölgede ses çıkarabilecek, itiraz edebilecek. Kim itiraz ediyor? Önce diyelim ki Hizbullah itiraz ediyor. Hamas itiraz ediyor. Kademe kademe gidiyorlar. İtiraz burada eden herkes varlığına, yani bu yayılımcı, işgalci politikasına İsrail'in karşı çıkan herkes de terörist oluyor İsrail açısından ya, ve Batı dünyası açısından. Evet öyle bakıyor. Yani sonuçta işte Merve Hanım'ın dediği İsrail... tam bu sorduğunuz soru. Ki 2003 Irak işgali bunun kırılma noktası. Yani İngilizlerin cetvelle çizdiği Orta Doğu'dan sonra Amerika ve İsrail çıkarlarına göre bölgeyi yeniden bir dizayn. Oradaki dizayndaki esas amaç şu. Orta Doğu bölgesi öyle bir bölge olsun ki İsrail'e ses çıkarabilecek dediniz. Yani tehdit olabilecek hiçbir devlet ve devlet altı aktör olmasın. 2003. Tehdit değil hocam. İtiraz edebilecek bile. Şimdi bugün diyor ki... İşte o aktörleri ortadan kaldırıyor. Orta Doğu'nun en önemli güçlerinden biriydi Irak. 2003'te Amerika girdi. Irak'ı 4'e böldü neredeyse. Ve hatta en etkili aktör olarak Irak altın tepside İran'ın etki alanına bırakıldı. Irak'tan bahsederken İransız bir Irak'tan bahsedebiliyor muyuz? Hatta bırakın şeyi, Kuzey Irak'ta bile Talabani, Bafıl Talabani'nin arkasındaki en önemli aktörün, gücün İran. Ve hatta öyle bir şey ki şu anda mesela İsrail'in İran'a saldırısını dünya bekliyor değil mi? Bafıl Talabani'yi, PKK'yı şu anda İran'da, İsrail'de aynı noktada buluşuyor, destekliyor. O yüzden Orta Doğu'da 2003 Irak'ta en büyük güç, Orta Doğu'nun en önemli gücü Irak, 2003 Irak işgaliyle dağıttılar. Ama işte hoca İran'ın etki alanına bıraktılar. Hoca orada bir şey var. O da yetmedi. Şunu da ekleyin ama arkasına. Yani İran, tamam İran'ın önünü açtılar, etki alanına bıraktılar ama asıl hedeflerden biri İran. Şimdi İran'ı da vuracaklar. Beklenmedik bir şeydi ama onu da söyleyeyim. 2003 Irak işgalinden sonra İran'ın bu kadar büyüyeceği, Şii jeopolitiğini, etki ve nüfuz alanını bu kadar, yani sadece Orta Doğu değil, Orta Doğu'dan Tacikistan'a kadar, Orta Asya'ya kadar genişleteceği beklenmedik bir gelişmeydi. O yüzden Amerika'da Trump döneminde özellikle o Eylül 2020 İbrahim anlaşmalarıyla Körfez ülkeleriyle bir anlaşma yapıp adına normalleşme dediler ama bir yanda Amerika, İsrail ve Körfez ülkeleriyle esas amaç İran'ın etkinlik alanını geriye çevirme, İran'ı kendi sınırları içerisinde bir aktöre dönüştürme. O yüzden de İran'ın kollarını kesiyorlar, Hizbullah'a karşı saldırılar artıyor. Lübnan Hizbullah şu anda üst kademe, yani başlangıçta tabii lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi, ardından bütün üst düzey ve etkili komutanlarının öldürülmesiyle bir anlamda İran'ın Lübnan'daki kolu kesildi. Beyrut'a saldırılarla birlikte aynı zamanda eş zamanlı olarak Suriye'ye de saldırılar var. Çünkü İran'dan Suriye, Suriye'den Lübnan'a bir akış var. Lojistik silah akışı var. Şimdi bir Şii hilali var orada. Onu da kesmek isteniyor. Ama sordu ya, esas grand strateji ne? Yani bunlar bugünün meseleleri mi? Değil. O yüzden kırılma noktasını 2003 Irak işgali, ardından yine Orta Doğu'nun en büyük aktörleri. Mesela Libya, Muammer Kaddafi döneminde Orta Doğu'daki barışta Filistin meselesinin en önemli aktörlerinden biri. Arap ayaklanmaları olaylarında Libya Orta Doğu'nun aktörü olmaktan çıktı. Mısır'ı ta 1979 Camp David Antlaşması'yla tamamen İsrail-Amerika eksenine bağladılar. Sonra İbrahim Anlaşmaları'yla bütün Körfez ülkeleri Amerika ve İsrail eksenine dahil oldu. Hatta şu anda öyle bir şey söz konusu ki bugün İsrail'in Hamas'a, Hizbullah'a ve İran'a saldırısı, yani bunları tehdit ve terör örgütü olarak görüyor. Aynı şekilde Körfez Arap ülkeleri için de bunlar tehdit. Onlar da Hamas'ı da, Hizbullah'ı da, İran'ı da tehdit olarak görüyorlardı. Hatta o yüzden tehdit olarak gördükleri için Körfez Arap ülkelerinde, Mesut Hocam çok iyi bilir, muazzam bir Amerikan askeri üsleri ve yığılması söz konusu. Yani sadece İran tehdidi dolayısıyla deniz filoları, savaş gemileri buraya gelmedi. Ondan önce de Amerika'nın en büyük askeri üsleri Körfez'le konuşlanmış durumda. Dolayısıyla Amerika, İsrail ve Körfez ülkeleri, bu kaçan bir nokta. Bu eksen şu anda Orta Doğu'da siyaseti, jeopolitiği yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Ama o dizayn biraz önce konuştuğumuz gibi artık PKK terör örgütüne yıllardır söyledikleri bir yalan ve buna da inanıyorlar enteresan bir şekilde. Size devlet kurduracağız diye bu yalana maalesef inandırdılar. Ama bu kadar geçen zaman zarfında hiçbir şekilde devlet kurdurmadıkları gibi bütün dünyanın gözü önünde çok açık, net bir şekilde Kürtleri kullandılar. PKK'yı kullandılar. Türkiye'ye karşı kullandılar. Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı, Suriye'de muazzam bir ilişkilerimiz vardı. 2011'de başlayan iç savaşla birlikte Türk dış politikası belli bir dönem 2016'ya kadar Suriye'ye hapsoldu. Yani Türk dış politikası 2011'den 2016'ya dediğimizde Suriye ile uğraşan ama 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasından sonra Türkiye'nin yeniden bir Orta Doğu'ya açılımını gördük. Fırat Kalkanı harekatıyla, yani darbeden hemen bir ay sonra sınır ötesi operasyon yapabilen bir ordu olduğunu gördük. Ve Orta Doğu'da oyunları bozucu hamleleri yapmaya başladı. Sadece sınırında değil, Katar'da Amerika ve Körfez ülkelerinin de oyununu Katar hamlesiyle bozabilmiş bir Türkiye. Bugün Devlet Bahçeli'nin açıklaması da Amerika ve İsrail'in Bafıl Talabani ile kurdurmak istedikleri terör devletine de ön alıcı, oyun bozucu bir hamle olmuştur. Eğer bu başarılı olursa bu hamle, hükümetin, Cumhur İttifakı'nın, Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin bu hamlesi başarılı olursa Türklerle Kürtlerin sadece birlikteliği, kardeşliği değil, aynı zamanda birlikte daha güçlü olabilmelerine, daha zengin olabilmelerine ve en önemli İran hak ettiği o zenginliğe kavuşmasını da sağlayacak. Dünyanın en önemli, en kaliteli petrol yatakları söz konusu. Yani buna göre dünyanın kalkınma en zengin projesinin son adımları artık atılıyor bir yandan da. Muharrem Bey, müsaadenizle şimdi siz 2003 İran işgalinden bahsettiniz, o süreçten. O sürecin ardından aynı şekilde Suriye'de yaşandı ve hep hava savunmasını bloke edip hava sahasını kontrol edip daha sonra bombardıman şeklinde gördük. Şimdi bugün Blinken'ın, ABD Dışişleri Bakanı'nın İsrail'de olması sebebiyle bir iddia ortaya atıldı. Çünkü ABD basını dedi ki ateşkes için gitti Blinken bu defa. İşte Mahmut abi diyorlar ki seçime giderken. Ben de Mehmet'e onu soracaktım şimdi. Birazdan Mehmet'e yine bağlanacağız zaten hocam, sorarsınız. Bir ateşkes için, Gazze'de ateşkes için gitti. Şimdi ABD'nin Suriye'nin hava sahasını bloke ettiğini, bombardımanına tuttuğunu biliyoruz. Irak'ta süreç 2003'ten itibaren böyle yaşandı ki çok yakın zamana kadar öyleydi. Şimdi bir toparlanma içinde. Şimdi istiyor ki, İsrail'in talebi buymuş. Şimdi diyorlar ki, deniyor ki açıklamalarda İsrail'in Beyaz Saray'dan talebi şöyle: Hizbullah'ın silahlandırılması, iki en önemli kısımlara geliyorum. Lübnan hava sahasına sınırsız erişim sağlanması. İsrail bunu istiyormuş. Tamamen Birleşik Milletler Lübnan hava sahası üzerine operasyon özgürlüğü. Böyle bir talebi olabilir mi? Olamaz. Hocam? Hadi, şimdi, zaten hava savunması yok Lübnan'ın. Merve Hanım, hocalarımız da hepsi bu işleri çok iyi biliyorlar. Egemen bir devletin sınırların değişmeyeceği ilkesi Birleşik Milletler Sözleşmesi'nin 2. maddesinin 4. fıkrası. Halbuki İsrail ne yapıyor? Gazze egemen bir devlet mi? Devlet. Evet. O ister tanısın ister tanımasın. Lübnan. Batı Şeria bir devlet mi? Devlet. Ve dünyada 150'den fazla devlet Filistin devletini tanıyor. Tanıyor. Şimdi devletler hukukunun tanıdığı temel bir kural var. Monteviye'de sözleşmesine göre. Burada sınırları belli mi? Belli. 2 milyon burada, milyonlarca adam da burada. Belli bir Filistin halkı ta peygamberden bu tarafa var mı burada? Var. Nüfusu da var, idaresi de var. Öyle mi? Ben diyor bunu tanımıyorum. Şimdi onun tanımaması, onun devlet olmasını ortadan kaldırmıyor. Ama bir senedir burayı bombalıyor. Başarısız bir ordu. 80'e 20 kilometre ve 630 bin kilometre karede 50 bin insanı öldürdü. Öyle mi? Evet. Bu tarafa gelince Lübnan'daki hadise, yani şu söylediği Hizbullah'ın silahsızlandırılması. O zaman 1701 sayılı kararda diyor ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bir, İsrail silahlarını geri çekecek askerlerin oradan, Hizbullah da çekecek. Tamam mı? Sen buna imza atmışsın, egemen devlet olarak. İsrail altında imzası var. Amerika'da ve Rusya'da bunun şeysi, garantörleri. Öyle mi? Şimdi diyor ki ben bunları tanımıyorum. Ben buraya gireceğim. Aynı Irak'ı böldükleri gibi. Irak'ı da çekiç güçle 36 ve 42. paralelde böldüler ve Irak bugün paramparça bir devlet. Hocanın dediği çok doğru. Irak dünya petrolünün %10'una sahip ve gravitesi en yüksek petrol. Kerkük, Musul petrolü. Dünyanın en kıymetli petrolü. Şimdi burada petrol yok. Peki İsrailli bakan diyor ki Lübnan yetmez bize. Biz Şam'ı da alacağız, Bağdat'ı da alacağız, İran'ı da alacağız ve utanmadan Türkiye'yi de alacağız diyorlar. Şimdi her ne kadar İsrail Cumhurbaşkanı bizim Türkiye'ye yönelik planımız yok dese, bunu biz devlet olarak tanımlasak dahi devletin bakanı öyle diyor. Şimdi şu maddeye bakalım. Silahsızlandırılması bir defa karşı. Neden? Hukuka. Kendini savunma hakkını kullanıyor orada. Adamı her gün bombalıyorsun. Lübnan hava sahasının sınırsız erişim demek, ben senin sınırlarını tanımıyorum demek. Yani Lübnan diye bir devlet yok. Öyle mi? Sınır yok. 3. Diyor ki Lübnan sahası üzerinde operasyonuz. Yani diyor ki ben seni her gün vuracağım. Öldürünceye kadar vuracağım. Sen buraları defol git, bu topraklar bana kalsın. Ve şunu söylüyor bakan. Adım adım biz geleceğiz. Sayın Hoca'nın analizi çok doğrudur. Kıymetli hocaların da aynı şeyi söylediler. Burada çok büyük bir genel politika var. Yani Sykes-Picot Anlaşması'ndan bu tarafa 100 sene geçmiş. Diyorlar ki bu bize yetmez. Condoleezza Rice bunu söyledi. Şimdi Gazze kuşatılmış bir alandı değil mi? İçeride sıkıştırılmış, denizden, karadan çevresi sarılmış bir alandı. Ama Lübnan öyle değil, Beyrut öyle değil. Yani sonuçta dışarıdan destek alabilecek gücü de var. Mesela hava savunma açısından, hava saldırılarına karşı Hizbullah'ın gücü yok mu? Elinde çok füze olduğu, roket olduğu söyleniyordu. Yani orada İsrail istediğini yapamayabilir diye düşünüyorum. Hava savunma füzesi yok mu diye mi soruyorsunuz Mahmut abi? Hava savunma füzesi yok ziyade mu karadan karaya füzeleri var elinde. Hava savunma sistemi olması için radar olması gerekiyor. Hava savunma sistemi yok da havaya gelecek saldırıları karşılama açısından. Omuzdan atılan alçak irtifa füzeleri olması lazım. Rus yapımı var ama şöyle, tayyare emniyetli mesafeden atıyor. Onun attığı füze 8 kilometre. Yani uçak nereden atıyor? Daha yüksekten atıyor. Daha yüksekten atıyor. Ve onun erişemeyeceği yerden atıyor. Şimdi demek ki bu iki tane hüküm, üçü de dahil, tamamen uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı. Ama burada Mahmut Hoca'nın söylediği çok önemli bir şey var. Şöyle bir bakalım. 1980'deki savaş nasıl başladı? Saddam onların adamı olduğu halde dediler ki sen git, sana Hark Adası'nı vereceğiz. İşte sınırı düzelteceğiz. Niçin? Çünkü Irak çok önemli bir petrol devleti olmasından limanı yok çıkışı. Ve limanın ağzına kuvvetli bir devlet yapmışlar. Kuvvetliler kimdir? Arap kavimlerinden balıkçı bir kavim yani. Öyle bir devlet yok. Ama o devlet kuruldu orada. Ve 8 sene savaştılar. Sonunda da her iki taraf perişan oldu. 150'şer milyar dolarlık borçları oldu. Sonra Irak bunu tamamlamak için kuvvete saldırdı. Çok kısa anlatıyorum yani. Saldırınca 686 sayıydı karar. Irak 3'e bölündü. Sonra adım adım nereye gelindi? Arap Baharı, Mısır ve zaten Mısır daha önce teslim olmuştu Camp David anlaşmasıyla. Ve Muammer Kaddafi yok edildi. Libya bugün 3'e 4'e bölündü. Ve İsrail'e karşı koyabilecek Orta Doğu'da bir devlet kalmadı. Ve onun için diyor Netanyahu, zaman şimdi zamandır. Nedir? Genleşme zamanı, toprakları alacağız ve Hz. İsa gelecek. Bunu da dinle birleştiriyor. Demek ki hukuk yok. Peki bu hukuksuzluğun arkasındaki temel dayanak da Mahmut Bey'in söylediği gibi Amerika Birleşik Devletleri ona F-15 vermese, F-18 vermese, F-35 vermese, bu kadar bomba vermese onu yapabilir mi? Yapamaz. Mümkün değil. Ha, burada bizim almamız gereken ders ne? Şimdi biz hazırız dedi Cumhurbaşkanı. Demek ki Türkiye gelen dalgayı görüyor. Bu dalga ne? Bu adamlar Türkiye'de gelecekler. İstediği kadar gelmem desin. Bakın söylüyorum bir daha. Buradan Beka'dan kaçacağı yer neresi? Halep'e gelecekler. Halep'e. Halep'te zaten Hizbullah'ın adamları var. Suriye ve bizim ertesi Suriye sınırımızda Halep'i bombardımana başlayacaklar. Halep bombardıman yani Hatay'ı bombalamayacak birlikte mı yani? O zaman biz ne yapacağız? Hava savunmamız çok önemli ve başka tayyarelerimiz önemli. Uçakları vermiyorlar bize. Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda Yunanistan'a yaptığı gibi Yunanistan Amerika Averos sınıfı gemileri verdi. Bir şekilde Ege'de dengeyi bozdu. Müttefikimiz İngiltere onunla beraber adaları tek tek aldılar bizden. Şimdi bugün de baktığımız zaman bu çekilmenin genel girişi neresi? Halep. Halep, bir daha söylüyorum bak. Bugüne kadar söylediklerimden hiçbir tanesi yanlış çıktı mı? Libya'yı vuracak dedim, vurdular mı hocam? Irak'ı işgal edecek dediler. Bakın ben 1988'de Amerika'dan indiğimde rahmetli komutanım Akdemir Paşa'ya dedim, komutanım Amerika Irak'a vuracak dedim. Oldu mu? Yani ben büyücü falan değilim. Uzaydan böyle ne bileyim Marslılarla da konuşmuyorum. Ama 40 senedir akademide hayatımızı verdik bu işlere, öyle mi? Ya şimdi burayı yeniden tasarlamak. Şimdi Condoleezza Rice demişti, Dışişleri Bakanı, biz size demokrasi getireceğiz. Sınırları yeniden oluşturacağız. Şimdi özgürleştireceğiz. Aynı nataratı kim kullanıyor? Netanyahu. İran'ı özgürleştireceğiz. Ve şöyle de bir şey diyor ki İran halkını. Siz çok zenginsiniz. Bunlar sizi yönetemiyor, biz sizi yöneteceğiz. Rejimi devirmek istiyor. Ama buradaki hadise şu. Yani sizin tespitiniz çok doğru. Lübnan'da etnisiteden nasıl bu insanları paramparça ettilerse sıra Suriye'de, Irak'ta başka sıra bize gelecek. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Onun için bir animasyon yayımladılar demiştim ya Mesut Hocam efendim, müsaadenizle. Hatay'ı da dahil ettikleri Suriye sınırlarına ki Netanyahu, Mahmut abinin de Birleşmiş Milletler'de gösterdiği o haritada karanlık bölgeler Suriye, Irak, İran'dı değil mi? Ve Suriye'de o karanlık bölgenin içinde Hatay'ı da dahil ettiler. Şimdi tehlike ne kadar yakınımızda, böyle bir animasyon yayımladılar. İsrail devleti herhalde biz oturduğumuz zaman Orta Doğu'daki tüm ülkeleri ilerine kadar çizebiliriz değil mi? Her birimiz sadece bu işi yaptığımız için. Ama İsrail devleti bunu bilmiyor mu? Mümkün mü böyle bir şey? Yoksa mesaj mı sizce? Şimdi ilerleyecek animasyon göreceğiz. Hizbullah'la mücadele adına yayınladıkları bir animasyondu bu. Şimdi ilerliyor. Nasıl mücadele edecekleri? Altta da İbranice açıklamaları var. İşte uçaklar, askeri araçlar. İşte görüyoruz. Yukarısı zaten Hatay. Kıbrıs'ı gördük. Akdeniz burası. Yukarısı Hatay. Hatay'ı da Suriye topraklarına dahil etmiş bir harita üzerinden askeri bir animasyon yayımlıyorlar. Zaten şu andaki görünen şu. Suriye'nin Netanyahu'yla anlaştığı görülüyor. Esad gerçekten adam olsa Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı söylediğini... Ne konuda anlaşmayız? Bu çok alçak bir harita. Yani o zaman ben şöyle söyleyeyim. Biz de yaparız bir tane harita değil mi hocam? Bizim harita komutanlığımız ne güne duruyor? Haritamız var hocam. Bir dakika arkadaş o zaman. Mısır'da bizim, Suud'da bizim, Ne misak-ı millisi? Osmanlı toprakları bunlar. Çekeriz ulan kılıçları o zaman. Bu Türkiye'yi, İran'ı falan katmıştır hepsini. Ha, o zaman Mekke'yi de isteriz. Medeni'yi de. Bakalım o zaman İsrail nereye gidecek? Kudüs de bizim. Hadi bakalım 400 sene Kudüs'te biz kaldık. Bize yapalım bir tane bakalım. Nereye kadar gidecek bizim? Söyledi bunu Cumhurbaşkanı da zaten. Ha şimdi herkes ayağını denk kalsın bakalım. Bakın Türkler çok güzel bir millettir. Ama çok güzel bir düşmandır. Akıllı adam burada Hizbullah'la falan Türk ordusunu karıştırmasın. Aklını alır lan Netanyahu senin. Aklın kalmaz yani. Bir daha söylüyorum yani. Kargalara ederiz beynini senin. Şuraya bak ya. Türkiye Cumhuriyeti topraklarına göz dikiyorsun. Böyle bir şey var mı ya? Bakın bu adamın artık kivileri çıkmış yani. Ne yapacağını bilmiyor. Bu deli dumrul gibi her yere gidiyor. Var ya fil giriyor fincancık hatırlarına göre. Çünkü neden? Dayak yememişti ondan. Ha, şimdi bu ya çok bu tehlikeli bir şey. Hocam saçmalamış bu büyük. Ya hocam saçmalıyor da iyi, ama bunun arkasında... bile aşan bir şey bu ya. Buna inananlar var hocam. Anlamadım. Bir saniye hocam. Vaat edilmiş toprakları bile aşan bir şey bu. İran'ı bu katıyor, başka bir şey, katıyor. Ama hayır. Diyorum, finansal Mahmut hocam şey burada çok alçak bir şey daha var. Diyor ki biz... Bir dakika Sayın Hocam şunu söyleyeyim zikredeyim müsaade ederseniz. Diyor ki biz Kafkasya'da da Hazar İmparatorluğu'nu kurduk. Bu Yahudi devletiydi. Ukrayna'da Yahudi devleti. Karadeniz, İstanbul falan gitti. Biz nereye gideceğiz ben bilmiyorum. Senin memlekete Balkanlar Üsküp'e mi gidecek? Mesut Hocam, şimdi Ekrem Bey de dedi o animasyonda. Muharrem Hoca da ona dikkat çekiyor. Oynatırsak yani bir daha aslı baştan finansal hareketleri, Hizbullah'a yönelik finansal hareketleri gösteren bir animasyon. Hocam, bir daha izleyelim. Bakalım başından. Yani... şimdi bizim yani petrol yataklarının Adana'da... olduğu bölge işaret ediliyor Hatay için. Zengin bölge Akdeniz'de de doğalgaz yataklarına yakın bölge olarak bu sebeple işaretleniyor diyor. Vaat edilmiş toprakları da aşıyor burası Hatay diyor ya Mahmut abi. Ama burası da ekonomik anlamda. Kıymetli hocam bakın burada bir şey var. Dikkat edin. Amerikan Harp Akademisi'nde aynı harita başlamış. Mehmet işaret ediyor. Onu söyleyeyim bir dakika. Aynı harita yayınlandı. Canlı görüntüler. Suudi Arabistan'ın parçalanması, Türkiye'nin parçalanması, Lübnan, Suriye her şeyi parçalayacaklar bunlar. Pakistan'ı da parçalayacaklar. Yani ve bu bakın Amerikan Harp Akademileri askeri kitabında dergisinde yayınlandı. Bir askeri dergide Orgeneral'in imzası olmadan asla bir yazı çıkamaz. Öyle mi? Elbette. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Silahlı Kuvvetler dergisi var. Orgeneral imzalar şeyi. Orgeneral hazırlar, Orgeneral sorar, ondan sonra dergi çıkar. Demek ki her üç hocamızın da söylediği doğru. Önceden yapılmış bir plan var ama ben plana diyorum ki Toroslar'da bir tane türkü var Yörüklerin. Aslı yok yaylasında 100.000 koyunum var benim. Herkes isin kendi kesesinden. İsrail size oraya yeter. Başka yere giderseniz vallahi var ya çok kötü olur. Yani Türkiye ne Lübnan'a benzer ne başka yere. Mesut Hocam ediyorum. Siz konuşurken işte bombardıman başladı. Hocam bu alçakça bir şey. Yani Bey, buna case by slice deniyor. Slice by slice. Bakın bir daha söylüyorum. Aynı şekilde söylemiştim size. Burayı 3'e bölecekler dedim. Pentagon'un subayları bunun planları hazırladı demedi mi? Evet. Az önce hocalarım demedi mi? CENTCOM'un kum kafalı onbaşısı her gün gidiyor şeye İsrail'e. Tel Aviv mi senin yerin? Yoksa CENTCOM mu? Hani senin düşmanın İran'dı? Senin ne işin var her gün? Demek ki burada Lübnan'ın adım adım bu şekilde parçalanması Irak modelinde olduğu gibi. Libya modelinde olduğu gibi adım adım biz buna dış politikada case by case ya da slice by slice diyoruz. Yani bir tane jambon düşün. Onu birdenbire yemeye kalkarsan olmaz. Ama her gün bir dilim istersen bir dilim daha var dersin. Buradaki yapılmak istenen bu katliamın, bu soykırımın güncelleştirilmesi ve bütün dünyaya kabul edilmesi. Bir daha söylüyorum. Her gün bir kişileri öldürüyorlar. Her gün 50.000 burada. Burada ne kadar öldüğü belli değil ama çok önemli bir gerçek var. 1 milyon kişi Suriye'ye geçti şu anda. Ben söylemiyorum, Birleşmiş Milletler söylüyor. Bu adamlar nerede gelecek? Yarın Türkiye'ye gelecekler. Ha, demek ki burayı içi boşaltılan yeri bir şekilde... Ya bu en büyük stratejik hata. kendi boyundan daha büyük bir askeri harekata kalkınmak Almanların ve Hitler'in sonu oldu. Öyle mi? Sonunda Berlin düştü. Şimdi burada da sen Amerikan ordusuna 6. filoya güvenmek suretiyle meydan okuyorsun herkese. Nereye kadar geleceksin? Ya az önce söylediniz, 2,5 kilometreyi alamayan adam Hatay'ı nasıl alacaksın lan? Hocam dönelim mi Beyrut'a? Çok sıcak gelişmeler var. Mustafa Kemal'in askerleri bekliyor Hatay'da. Hele bir gel bakalım. Kılıçlar ne böyle? Diyarbakır'ın kılıçları da böyle. Değil mi hocam? Osmanlı kılıçları Diyarbakır'da yaptırıyordu. Mehmet, duyabiliyor musun beni? Evet Merve, evet duyabiliyorum ve sözü size bıraktıktan sonra tam 3 ayrı noktada o patlamalar meydana geldi. Yani Beyrut'ta İsrail bir kez daha saldırılarını arka arkaya gerçekleştirmeye devam ediyor. Şimdi kameraman önünden hemen çekin. Bakın karşı noktamızda yine dumanlar yükseliyor ki az önce orada önce alevler ardından da dumanlar yükselmeye başladı. Evet sözü size bıraktıktan hemen sonra 3 ayrı noktada Haret, Hirek bölgesinde yine Leylak'ta o bölgede patlamalar meydana geldi ki şu an tam karşı noktamızda dakikalar önce sözü siz bana bırakmadan hemen önce birkaç dakika öncesinde o saldırının gerçekleştiğini ve belirlenen o noktaların bombalandığını sizlerle paylaşmış olalım. Evet Beyrut bir kez daha İsrail saldırılarının altında olduğunu sizlerle paylaşalım ki şu an tam karşı noktamıza bakın siyah dumanlar yükselmeye başladı ve o noktaya araçların gittiğini görüyoruz. Muhtemelen evet şu anda ışık yanıyor bakın muhtemelen o noktaya sağlık ekipleri ulaşmaya çalıştı. Bakın tam karşımızda şu anda ışığın yandığı yerde hemen yan tarafında dumanlar yükseliyor ve Beyrut'ta dediğimiz gibi dakikalar öncesinde bir saldırının beklendiğini ve İsrail tarafından yapılan açıklamada Beyrut'a saldırı gerçekleştireceklerini 3 ayrı noktayı belirlemişlerdi ve oralarda saldırıyı gerçekleştireceklerini ve o bölgede olanların bir an önce oradan uzaklaşması yönünde bir bilgilendirme yapmışlardı ve dediğimiz gibi o bilgilendirme yapıldıktan bazen 10 dakika sonra bazen yarım saat içerisinde o saldırı gerçekleşiyor ve şimdi yine dediğim gibi yarım saat gibi bir süre sonrasında o saldırı gerçekleşmiş oldu ve şu anda Dahiye bölgesinde görüyorsunuz simsiyah dumanlar yükselmeye devam ediyor. Dün gece de aynı şekildeydi ve bir kez daha Beyrut'ta İsrail, işgalci İsrail'in saldırıları sonucu bombardımana tutulan noktalarda dumanlar yükselmeye devam ediyor. Evet, dediğimiz gibi yayını size bıraktıktan hemen sonra 3 ayrı noktada saldırılar gerçekleşmiş oldu ve Beyrut'ta Dahiye bölgesinde özellikle de Hayret, Hirek ve yine aynı şekilde Leylak bölgesinde patlama sesleri geldi ki Leylak dediğimiz kısım aslında biraz daha sağlık. O bölgeyi net göremiyoruz ama hemen karşımızda. Duymuyor herhalde. Şimdi evet hocam. Mehmet Bey, şimdi az önce Mahmut Hoca ile de konuştuk. Burada nasıl ki Gazze'de yapıldı, önce Gazze bombardımanını gazetecileri ne yaptılar gösterdiler. Bütün dünyayı korkutmak için ve dump munition dediğimiz binaları yok eden bu yüksek tahripli bombaları kullanmak suretiyle ne kadar güçlü bir İsrail Hava Kuvvetleri var bunu dünyaya propaganda için kullandılar ve 50.000 insanı öldürdüler. 80'e 20 kilometrede. Burada neden gece yaptıklarını biliyor musunuz? Çünkü İngiliz Hava Kuvvetleri, müttefikler Almanları bombalarken şunu düşünüyorlar. Biz nasıl yapalım da Almanları teslim olmaya zorlayalım? Evlerini yıkalım diyorlar. Ve bunun için oturup Amerikan ve İngiliz mühendisleri oturup Alman evlerini yıkmak için özel bir bomba yapıyorlar. Ve geceleri bu şekilde yangın çıkarıyorlar. Niçin? İnsanı korkutmak, dünyayı korkutmak ve yenilemez bir ordu izlenimini vermek. Ve karanlık her şeyi saklar biliyorsun. Gündüz olsa bu sadece siz şeyi görürsünüz, dumanı görürsünüz. Ama gece alevi ve patladığını, aynı zamanda ses ve sonik bomb geldiği zaman İnsanlardan... Bak şu anda füze atıldı. Bak saat. Bunu size seyrettiriyor işte. Anlatabildim mi? Bu bir savaş değil. Bu bir katliam aslında. Sivillerin öldürüldüğü alçakça bir katliam bu. Alçağda uçak var yok. Uçak yok. Bu arada şu anda bir noktadan vuruldu. İki görüntü farklı. Mehmet, siz gördünüz herhalde füzenin ilerleyişini. Evet, Merve Türkay şu anda evet, o Leylak tarafı dediğimiz yerde oldukça şiddetli bir patlama meydana geldi. Ve o bölgedeki saldırıların şu anda yoğunlaştığını sizlerle paylaşalım. Tam da Mesut hocamız konuşurken evet dediği gibi aslında özellikle de gece saatlerinde bu şekilde yapıldığında şüphesiz ki gündüze göre şehre daha büyük bir korku salıyor ve şu anda da yine Beyrut halkı bu gece saldırıların, o patlamaların seslerine şahitlik ediyor. Yine birçok noktada önce patlama sesi, ardından alevler ve sonrasında da şehrin dört bir noktasında farklı farklı yerlerde dumanların yükseldiğini görüyoruz ki burada evet özellikle de Mesut Çeşin hocamızın da ifade ettiği gibi gece saatlerinde bu saldırıların yapılması, halkın buradaki gece saatlerinde endişeye kapılması, korkuya kapılması ve artık o bölgede durulmaz bir hal alması için tasarlandığı tahmin edilebilir ki burada özellikle bu saldırılar yapılmadan önce yayında da söyledim, yayının başında bilgilendirmenin yapılması, halkın o noktada artık o bölgeyi terk etmesi ve terk edilmiş bir yerinde tabii ki her türlü projenin yapılması, daha doğrusu her türlü o noktadaki tasarladıkları strateji uygulamalar açısından büyük önem taşıyor ki daha iyi özellikle günlerdir o noktaların bombalanması, öncesinde haberin verilmesi, gece saatlerinde bu saldırının yapılması halkı o bölgede yıldırması için büyük bir sebep ve bu şekilde şu an o bölgelerin yükseldiği yer. Bir de evet şu anda ekranlarda kesinlikle öyle. Şu an tam karşı noktamız. Evet. Şimdi o da zaten o bölgede oluyor. Hemen yanı başında oluyor. O Dahiye bölgesinde bakın şu an karşı noktamızda ilk vurdukları nokta Dahiye bölgesi ve sağ tarafında o seslerin geldiği yerse yani daha güneyinde duruyor diyelim. Beyrut'un daha güneyi oluyor orası. Leylak bölgesinde de yine dumanların şu anda simsiyah dumanlar yükseliyor. Şu anda Özden evet Leylak kısmını gösteriyoruz ama hemen sol tarafımızı da Özden göstersin. Tam karşımızda bakın sol tarafta havalimanının hemen yanı başında daha iyi olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. İşte orada önce dakikalar öncesinde yayını evet orada ilk olarak aslında Leyla kısmında sonra da saldırı gerçekleşti ve ardından bir kez daha aynı kısımda saldırının gerçekleştiğini görüyoruz. Şu anda sağ tarafı biraz daha güneyi gösterebilirsen Özden, kameraman arkadaşım Özden göstersin. Bakın orada yine dumanlar giderek etkili olmaya başlıyor. Tabii bir yandan da savaş uçaklarının kentin üzerindeki uçuşları da yine sesi, gürültüsü de yine buradaki insanları ürkütmek üzere, korkutmak üzere, endişeye kapılmaları için gerçekleştiğini sizlerle paylaşalım. Evet şu anda Beyrut bir kez daha İsrail saldırılarıyla karşı karşıya ki dumanlar her geçen dakika kaplamış olduğu alanda giderek büyümeye devam ediyor ki gece saatleri boyunca bu saldırıların yapılmasıyla birlikte sabah saatlerinde bile geriye dumanların kaldığını gördük ve şu anda da yine o anlardan birini ekranlara taşıyoruz. Dahiye bölgesi yine hedefte ama yan tarafında yine öncesinde belirledikleri gibi Leyla kısmı ve yine Haret Hirek'inde vurulduğunu sizlerle paylaşalım. Evet kendileri İsrail tarafından yapılan açıklamada daha doğrusu bilgilendirme notunda bu gece bu noktaların vurulacağını söyledi ve yarım saat sonrasında da o saldırılar gerçekleşti ve şu anda Beyrut o saldırının gerçekleştiği anları yaşadığını sizlerle paylaşalım. Evet bizler de şu anda ekranlara taşıyoruz. Bulunduğumuz bu kısmın en net görünen bir yer olduğunu ve karşı tarafı Dahiye başta olmak üzere aslında bölgenin büyük bir kısmının görüldüğü yüksek bir tepe ve iki gündür aslında burada hep bu saldırıları görüyoruz. Bakın şu anda dumanlar yavaş yavaş havalimanına doğru yükselmeye başladı. Özden gösterebiliyor musun? Bakın ışıkların göründüğü yer Merve Türkay, ışıkların olduğu yer havalimanı ve dumanlar şu anda havalimanının üstünü tamamen kaplamaya yavaş yavaş başladı. Bu da evet dediğiniz gibi havalimanının ne kadar yakınını vurduklarını gösteriyor ve şunu da söyleyelim buradaki halkın tahminlerine göre en azından buradaki insanlar şunu söylüyor. Evet önce havalimanının çevresi vuruluyor ve çok yakında havalimanına da bir zarar vermeleri an meselesi diye söylüyorlar. Bu da aslında Beyrut'un Lübnan'ın hava ulaşımı noktasında tahliye için limanı ve evet, dediğimiz gibi de olabilir ama buradaki halk özellikle biliyorsunuz 2006 yılında yine o saldırılarda vurulan adreslerden biriydi orası da. Yine aynı şekilde hani olabilir diye vatandaşlar bekliyor. Dediğimiz gibi tahliyelerin gerçekleşmesi. Çünkü buradaki en büyük hedefleri dediğiniz gibi bu bölgeyi insanlardan soyutlamak, insanları o bölgeden çıkarmak ve ardından da Gazze'de tabii durum biraz daha farklı. Orada daha vicdansızca saldırıların geçtiği bir boyut ve burada da artık adım adım ona doğru gittiğini söyleyebiliriz. Yani burada bizim aslında bu saldırılar gerçekleşirken Beyrut'un farklı noktaları ve yine Lübnan'ın özellikle güney kısımlarının vurulması, yani burada sadece Daiye desek yanlış olacak. Cenup yine aynı şekilde Nebatiye bölgesinde, Sur bölgesinde de saldırılar devam ediyor. Yani kısacası burada artık Orta Doğu'da olduğu gibi Lübnan'ın da saldırıya maruz kaldığı noktalar giderek genişliyor. Yani İsrail burada da sadece işte Hizbullah'ın olduğu nokta Daiye kısmını vuruyoruz dedikleri, bakın. Evet, şu anda bir yeri daha vurdu. Özlem, şöyle bir gösterebilir misin? Sağ tarafta evet, bir patlamanın daha meydana geldiğini, evet, sesi size geldi mi bilmiyorum ama hayır, evet, ardı ardına bombardıman başladı. Evet, şu anda karşıdan bir uçak geliyor ve onun az önce aslında o bölgeden bir kez daha geçti ama havalimanına inecek mi bizler de merak ediyoruz ki uçağın, bu arada uçağı onun geldiği kısımda bu arada patlamanın meydana geldiğini. Pilot dediğim böyle olacak abi. Sivil uçakmış Mehmet. Burada Ekrem evet, Bey patlamaların arasında, dumanların arasında Beyrut havalimanına patlamaların arasında, dumanların arasında ilerleyen bir uçağı şu anda ekranlarda görüyorsun. Bakın tam dumanların arasından geçti. Patlamaların 3 ayrı noktada patlamaların gerçekleştiği yer aslında o ilerleyen uçağın güzergahında olan yerler ki Leylak tarafı dediğimiz yerde, patlamanın meydana geldiği yerde uçak arasından geçti. O patlamaların aşağıda alevler de var bu arada. Uçağı, o dumanların arasından. Evet, bu da çok enteresan bir durum çünkü dün akşam da aynı tabloyu gördük. Yani o Middle East Airways diye bir şey var. Sürekli mesela Riyad'dan, değişik yerlerden falan filan uçuyor oraya. Ama şimdi iki dakika önce bombardıman oldu. Hocam Riyad uçağı şu anda inen Riyad uçağı. Şeyin de kontrolünde zaten. O zaman iniş iznini de İsrail mi veriyor? Tabii. Şöyle, biraz önce değindiniz. Blinken'ın, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Tel Aviv ziyareti var. Netanyahu Blinken'dan ne istiyor? Hava sahası. Lübnan hava sahasını istiyorum. Esas işte bununla bağlantılı. Kimin devletinde neyi istiyorsun? Lübnan uluslararası hukuka göre egemen bir devlet. Amerika'nın bir devleti değil. Lübnan yetkililerinden istemen lazım. Dolayısıyla o isteme ve bu olay Lübnan'ı devlet olarak görmüyorlar. Lübnan devletini tanımıyorlar. Egemenliğini tanımıyorlar. Lübnan ordusu İsrail girerken ne demişti? Karışma. Hakikaten geri çekildi. Kim mücadele ediyor? Hizbullah. Lübnan devleti nerede? Yok. Zaten Hizbullah Lübnan devleti içinde devletti. Devlet fonksiyonlarını yani sudan elektriğe, tarıma kadar gerçekleştiren bir yapıdan bahsediyoruz. Yani Batı medyasının, Amerika'nın, İsrail'in bize lanse ettiği gibi Lübnan, Hizbullah bir terör örgütü değil, bir parti, halkın kendisi, halkın en temel belediye ihtiyaçlarını gerçekleştiren bir yapıdan bahsediyoruz. Ama Blinken'dan hava sahasını istiyorsun. Bu açık ve net olarak ben Lübnan'ı diyor. Bir oyun alanı göreceğim. Test alanı. Bombalayacağım orayı. Sen de uluslararası sistemin hakim, hegemonik gücü olarak bana müsaade et. Başkaları ses çıkarırsa da onu engelle. Ben de rahat rahat Lübnan'ı Gazze'leştirmeyi bırak, Suriye gibi çökmüş bir devlete dönüştüreyim. Öyle. Bombalayarak, bütün binalarını yıkarak. Çünkü burada eğer İsrail'in... Hocam burada zannediyorum altı çizilmesi gereken bir iki konu var. Bir, 7 Ekim'den beri İsrail Gazze'yi vururken Lübnan'ın güneyinden Hizbullah çeşitli şekillerde bir angajman kuralları gereği olarak, burada defalarca konuştuk bunu, İsrail-Lübnan sınırının İsrail tarafını 10 kilometre derinliğe kadar, İsrail'de karşılık olarak Lübnan'ın 10 kilometre yukarısına kadar sürekli 7 Ekim'den beri karşılıklı atışıyorlar. Ve bunlar da İsrail'in zaman zaman oyun bozanlık yapıp bir takım insanları öldürmesi falan filan dışında, mesela Hizbullah'ın İsrail tarafına zarar verdiğine dair haber alamadık. Ya İsrail vermediği için ya da başka sebeplerle. Yalnız son Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ve başka isimlerin öldürülmesinin ardından, daha sonra da bu Hizbullah'ın tepe kadrosunun öldürülmesi, bu tesisler ve çağrı cihazlarının patlamasının ardından Hizbullah saldırıları biraz artırdı. Ama bakın 7 Ekim'den beri hiç kimse İsrail-Lübnan çatışmasından bahsetmiyor. İsrail-Hizbullah çatışmasından bahsediyoruz. Halen de İsrail-Lübnan çatışması değil, İsrail-Hizbullah çatışması. Dikkat edin, Beyrut'ta öncelikle bulundukları Dahiye Mahallesi'ni vurdular sürekli. Şu anda da yaptıkları ne? Dahiye Mahallesi'nden taşındığını düşündükleri ya da başka sebeplerle bahane olarak kullandıkları, ben Beyrut'ta filan yeri vuracağım. Niye? Orada işte finans, Hizbullah'ın finans sağlayan kuruluşlar olduğunu düşünüyorum. Hastaneyi vuruyor, bilmem ne oldu. Bu Gazze'de hatırlayın, kilise vurdu, Birleşmiş Milletler kurumlarını vurdu. Okulları vurdu. Vurmaya da devam ediyor. Yani vurmadığı şey kalmadı. Bahane neydi? Şu var, bu var işte. Meşhur hastane saldırısında Burdemen Havas'ın bilmem neleri var diye düşünüyorum. Gitti. Hiçbir şey yok. Bütün bunlar bahane. Fakat halen karşımızda şöyle bir şey var. İsrail Hizbullah'ı vurduğunu söylüyor. Lübnan'ı, Beyrut'u falan bombalarken. Dolayısıyla... Bilinçli yapıyorlar değil mi? Bilinçli yapıyorlar. Efendim? Bilinçli yapıyorlar. Ha, bilinçli. Bakın burada deminden beri dikkat çeken olay şu. Bir hava yolları, tek bir hava yolları. Middle East Airways zannediyorum. Zannediyorum günde kaç seferi varsa dünyanın değişik yerlerinde. Bu arada herhalde İstanbul'dan da uçuşlar olan bir hava yolu bu. O saldırıların öncesinde ya da sonrasında mutlaka havalimanına iniyor. Şimdi biraz önce ben reklama gitmeden önce Mehmet'ten ayrılırken bir şey söyledim. Şeyde, Flight Radar'da bir uçak vardı, inmek üzereydi fakat rotasını değiştirdi. Geri gitti. O da bombardıman olduğunda. Ha, demek ki bombardımandan bir şekilde haberi var ya da neyse, nasıl bir bağlantıysa bu bilmiyorum. Beklemeye almışlardır onu. Ha, yani o bombardıman yapılacağı zaman artık ne atıyorlarsa oraya uçak girmiyor, ama biraz önce gördünüz işte, az önce yapılan bombardımanın ardından bir uçak indi. Buradaki olay İsrail'in Lübnan'la ilgili heveslerinin ne olduğunu tam bilmiyoruz. Çünkü Lübnan denilince işin içine biraz Fransa'nın karışma ihtimali büyük. İran'ın doğrudan karışma ihtimali büyük. Belki Rusya'nın falan müdahil olma şeyi büyük. Bir ay oldu. Bir ay oldu yani. Fransa'nın birkaç açıklaması dışında İran'ın da herhangi bir şeyini göremedik. İtalya Başbakanı da geliyor ama da bu işi gördüğümüz tarafının, varsaydığımız tarafının yanında, arka planda zannediyorum rahmetli Erbakan Hoca ekran başka gerçek başka diye bir söz çok sık kullanırdı. Burada belki bir inilti çıkarıyor Fransa ya da İtalya, bir şeyler söylüyor falan filan, ama eninde sonunda Lübnan diye bir devlet zaten var mı yok mu tartışabiliriz. Neden? Devletin bariz unsurları neydi? İşte parası, silahlı gücü falan. Şu anda Lübnan ordusu diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Orada Ata günler işte haftalardır yayın yapıyordu. Ne diyordu? Lübnan ordusu Hizbullah'ın ayak işlerini görüyor falan diyordu. Yok yani öyle bir şey. Dolayısıyla ordusu olmayan bir devletten, evet, bir ülkeden bahsediyoruz. Burada İsrail'in talepleri, o Amerikan sitesi ya da Amerika'dan gelen haber doğruysa, orada talep ettiği şey zaten İsrail herhangi bir... ordusunun olmamasına yönelik pek çok madde var Lübnan'ın. Yani bugün ben bir şey söyleyeceğim. İsrail, Lübnan ordusu zayıflatılmış, Hizbullah onun yerine geçmiş de değil mi? Yani zaten kurulurken bu şartlarla yani karma karışık bir konu. Yani Lübnan'ın kurulması, sonraki durum Hizbullah'ın orada 80 sonrası bir noktaya gelmesi, Hizbullah'a meydan... Hariri'nin öldürülmesi... Hizbullah'a meydan hazırlanması falan filan. Veya bütün bunlar tek katmanlı bir bakışın ötesinde başka şeyler olduğuna delalet. Basit bir şey söyleyeyim. Evet. Mesela biraz önce hocam çok güzel şeyler anlattı. Ama bakın 7 Ekim tam da Amerika Birleşik Devletleri'nin Hindistan, Suudi Arabistan, İsrail hattından yapmaya çalıştığı, neydi o hattın adı? Yolun adı? Murat'tı. Yani bir hangisi? Hat, bir hangisi? Ticaret yolu ticaret konusuyla yolu. İlgili anlaşmalar tam imzalanacağı sırada 7 Ekim patladı. Ve o şey şu anda çöpe atıldı. Neden? En sonunda artık Suudi Arabistan, Selman'ın söylediği rivayet edilen bir söz var. Benim için çok önem taşımıyor ama halkım için önem taşıyor diye bir şey var. Yani olabilecek bazı şeyler olmayacak Gazze ile ilgili ateşkes sorulduğunda ben önce ülkem dedi yani benim için çok önemli. Ama bakın önce ülkem dese de en sonunda Filistin dediğimiz şeyin Orta Doğu'daki bütün ülkelerde, bunda Suud'u da var, Irak'ı da var, Ürdün'ü de var, Lübnan, her yerde Filistinliler var. Evet. Ve her yerde Filistinliler olduğu için ne kadar aldırmaz gibi gözükseniz de sizi rahatsız edebilecek bölümleri var bunların. Dolayısıyla burada İsrail'in şu ana kadar Lübnan diye çok böyle şey yaptığı bir şey yok. Ben diyor Hizbullah'ı vuruyorum. Bu bir bahane işte. Mesela Beyrut'ta vurduğu yerlere falan baktığınızda da ayan beyan ortada. Önce Dahiye mahallesini vurdu ağırlıklı olarak. Orası artık kullanılmaz hale geldikten sonra. Yine devam ediyor. Bugün de Dahiye'yi vurdu. İşte şimdi Beyrut içerisinde bazı hedefleri işte önceden bildirerek vuruyor. Aslında tümüyle alçaklık. Tümüyle biraz önce söylendi. Uluslararası hukuka aykırı, işte Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı, bilmem her şeye aykırı. Ama muhatabınız İsrail. Dolayısıyla mesela talep ettiği şeyler var ya işte. Hava sahasını falan zaten yapıyor. Silahsızlandırılsın, çünkü Lübnan hava sahasına sınırsız erişim sağlansın İsrail'e. Lübnan hava sahası üzerinde operasyon özgürlüğü verilsin. Şimdi bakın zaten günlerdir söylüyorlar işte neydi o ses bombası dediğimiz neydi? Sonic bomb. Adam sürekli ATA da haberlerde veriyordu. Mehmet de aynı şeyi söylüyor. İsrail uçakları sürekli Beyrut'un üzerinde zaten. Doğrudan bombaladığı, işaret edip söyleyip bombaladığı yerler haricinde gündüz Beyrut üzerinde uçuk sonik bombla insanların yüreğini ağzına getiriyor. O sesleri hepiniz biliyorsunuz. 15 Temmuz'da yaşamıştık onu İstanbul'da ve değişik yerlerde. Yani burada tümüyle yapmaya çalıştığı şey biraz önce gece bombardımanları falan işte onun doğuracağı etkiler. Belki oradaki insanları korkutacak şeyler. Belki de hesabı şu. Beyrut içerisinde acaba insanları Hizbullah'a karşı belki biraz hareketlendirebilir miyim? Onların da belki Lübnan'ın işini karıştırabilir miyim? Hesapları falan filan da olabilir. Karmakarışık bir durum. Evet, ama en garip olan benim hala kafamı taktığım şey bütün bu hengamede bu akşam 4 kere bombalandı zannediyorum. Beyrut'un değişik yerleri. İşte Riyad'dan kalkan bir uçağın Beyrut havalimanına inmesi. Mehmet devam ediyor mu bombardıman? Şimdi görüntüler gelmeye devam ediyor ama... Seçemiyoruz tabii biz siz. Evet aslında 2 ayrı patlamanın daha meydana geldiğini sizlerle paylaşalım ki şimdi Özden senin konuşman bittikten sonra biz stüdyoda konuşurken bir noktada 2 patlama daha oldu. Evet sizden sonra yani şu ana kadar 6 ayrı patlamanın meydana geldiğini sizlerle paylaşmış olmayı toplamda 6 ayrı nokta Beyrut'ta bu gece işgalci İsrail tarafından vurulmuş oldu ve şehrin büyük bir kısmında şu anda dumanlar yükselmeye devam ediyor ki sabah saatlerinde aslında bu saldırının geriye bırakmış olduğu o tablo daha net bir şekilde görülecek. Şu anda sadece dumanlar yükseliyor ki ekranlarda da şu anda kameraman arkadaşım Özden beni uyarıyor. Tam da dumanların yükseldiği yeri görüyoruz ki sağ tarafımıza bir bina var aslında onun arkasından da yavaş yavaş dumanlar oradan da yükselmeye başladı. Az önce tam da Ekrem Kızıltaş konuşurken son patlama da bir meydana gelmiş oldu. Evet, şu ana kadar bizler yayındayken, yayına başlarken 2 ayrı patlama meydana gelmişti. Ve sonrasında toplamda şu anda biz bu yayına başlarken canlı yayınlarımızı toplamda 6 ayrı nokta bombalanmış oldu. Ve dediğimiz gibi aslında geriye kalan görüntüyü de o patlama anını da an be an ekranlara taşıyoruz. Ve hatta dediğiniz gibi az önce de ekrana taşıdığımızda o dumanların arasında o patlamaların meydana geldiği o esnada bir uçakta dumanların arasından geçerek havalimanına inişini gerçekleştirmiş oldu. Burada aslında Özden karşı noktayı bak, alevler yükseliyor. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettiği şey aslında tamamen hukuka, her şeye aykırı. Neden? Bir devlet demek egemenliği sadece toprakları üzerine değil, hava sahası da onun egemenlik sahasıdır. Dolayısıyla hava sahasını isteyen Lübnan'ın yarın karasularını da isteyecek. Münhasır ekonomik bölgesinde. Yani İsrail buradaki gazın üstüne de oturmak istiyor. Lübnan'da da gaz var çünkü. Diyorum ya, plan içinde plan var. Demek ki hocam bir şey sorabilir miyim? Rica ederim. Lübnan'ı, hava sahasını, şunu da bunu ve Lübnan istiyor. Lübnan nüfusu ne kadar? 6 milyon göz düşünülüyor. Lübnan'ı işgal etme niyeti olursa İsrail'in. İsrail'in nüfusu 9 milyon, Yahudi nüfusu 6,5-7 milyon. Şimdi bakın, Lübnan'ı işgal etmek demek, Lübnan'ı kapsadığınız anda ileride bir gün burayı işgal ettiğinize göre, Gazze'den çıkışını hatırlayın. Batı Şeria'dan çıkışını hatırlayın. Kendi içinde yaklaşık 2 milyon Arap'tan duyduğu parlamentosundaki 11-12 tane Arap milletvekili, dolayısıyla onu da hatırlayın. Dolayısıyla Lübnan'ı gerçekten işgal etmek diye bir şey, büyük ihtimalle belli bir süre sonra Lübnan halkının da demokratik olarak oy kullanacakları bir ortam istemek demek. Bunu bence kafamızın bir tarafında tutmakta fayda var. Adamların istediği şey Ali Kıran Başkesen, kafasına göre takılmak, zaten yapıyor. Bu hava sahasındaki sınırsız özgürlüğü isteyişi bana vaktiyle Türkiye ile hani bir dönem arası iyi olduğu bir dönemde Anadolu Kartalı şeyleri, Konya hava sahasını falan kullanıyorlardı, def edildiler. Neden? İsrail'in kendi hava sahası zannediyorum hava kuvvetlerini yetiştirebilmek açısından yetersiz. Belki bunun için bir talep olabilir. Saçma sapan. Hayır. O tamamen egemenlik meselesi ama şu kadarını söyleyeyim. Halkımız da bilsin burada. Biraz sonra anlatacağım Türk Hava Kuvvetleri'nin yaptıklarını. Hocam anlatalım, vakit yavaş sona doğru geliyoruz. Şimdi çok abartıldı İsrail Hava Kuvvetleri. Konya'ya geldiler. Bizim pilotlar 1'e 5, 1'e 15 vurdu onları. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde. Yani demek ki hocam sadece kara gücü değil, bu adamların hava gücü falan da zayıf, korkaklık iliklerine kadar işlediği. Kıymetli hocam, bakın Türk milleti duysun burada. Türk milleti duysun. Arap-İsrail savaşında çok tayyare kaybettiler. Pilotları Phantom uçağı gibi en modern uçaktan atlamasın diye ayağını zincirle sandalyeye bağladılar. Fırlamasın, atlamasın diye. Ve kendi askerine güvenemiyor yani, onu bağlıyor uçağı diyorsun. Ama bizim koskoca Cengiz Topel'imiz aslanlar gibi gitti, şehit oldu orada. Allah rahmet eylesin. Yani onu diyorum. Bu bakımdan Türk Hava Kuvvetleri'nin üzerine neden duruyor Cumhurbaşkanı? Neden bu milli uçakları yapıyoruz? Neden milli motor uçak fabrikası kuruyoruz? Neden bir şekilde tekrardan yerli ve millinin önüne dürtüyoruz? Bugün gördük işte, Sayın Savunma Bakanımız oradaydı, işte Savunma Müsteşarımız oradaydı, bütün kuvvet komutanları orada. Artık Türkiye gelen dalgayı görüyor. Görüyor ve kendi kendine yeterli bir orduyu, dünyanın en modern ordusunu teşkil edecek şekilde yeniden kuruyoruz. Bu çok önemli bir şey. Az önce bunları bilmiyorum, sırası geldi mi anlatalım. Sırası geldi hocam. Şimdi bir soru sorabilir miyim? Mehmet ayrılmadıysa. Alalım. O da şimdi ayrılmıyorlar da orada görüntü almaya devam edecekler. Mehmet, Ekrem Bey'in bir kısa sorusu olacakmış. Mehmet buyurun. Galiba duymuyor. Evet. Duyuyor zannedersem şu an. Şu kısaca anlatayım şunları. Hocam bir müsaade, Ekrem Bey'in Mehmet'e bir sorusu var. Ama kısacık, yok Mehmet yok. Geliyoruz. Mehmet nereye gitti Mehmet? Mehmet Karataş. Mehmet musun? Düşmüş atan Ekrem Bey. Yeniden bağlantı sağlayınca gelelim. Buyurun hocam, siz bugün burada neyi anlatıyorduk? Onlara geçmeden bir şey söyleyeyim de. Hocam tüm bunları konuşuyoruz. Hakikaten her defa, her konuşmamıza da ben boğulur gibi oluyorum. Ya nasıl oluyor? Sadece durum tespiti yapıyoruz. Ne yapılmalı bölgede? O nasıl duracak? Çok güzel. Tamam, Türkiye kendi üzerine düşeni yapıyor. Önlem alıyor, uyarıyor. Yarın da BRICS'te belki Suriye ile ilişkili sürpriz gelişmeler olabilir. BRICS görüşmesinde Kazan'da. Tamam. Ya bu bölge ülkeleri de bir şey yapması gerekir. Yani burada sadece Lübnan tek başına oradaki Hizbullah falan bir şey yapamıyorlar. Görüyoruz işte bir şey yapamadıklarını. Ben baş edemeyeceklerini düşünüyorum ama yine de bölge ülkelerini harekete geçirecek bir şeyin hocam, bu bölgede çıkması gerekiyor. Her gün elinde bir şekilde para olursa, bak ben söyleyeyim size, Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri Komutanı dedi ki biz Amerika'nın dostuyuz. Daha da dostu olmak istiyoruz. Evet. İsrail'le asla savaşmayız dedi. Mesut Hocam. Buyurun efendim. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır falan. Bu ülkelerden herhangi birisi İsrail'le savaşmayı hayal etse yapabilir mi? Ben uçakları F-16'ya binip, ben şüpheliyim. F-16'ya binip Tel Aviv'i hedef olarak o işe uçağı forne olarak verirseniz o uçak kalkar mı? Bakın 1988'de uygulaması oldu kısmen. Yemen'e Körfez, Suudi Arabistan liderliğinde hava operasyonları oldu. En kaliteli uçakları alan Suud pilotları bombalayıp üstlerine geri dönemedi. Körfez'e düştüler. Amerikan uçak gemisi işte Suud hocam, pilotlarına şu önünüzdeki kurtardı. Şunları yapıyor oluşumuz. Evet. Şunları yapıyor oluşumuz bu sebeple. Şu anda Suud dünyanın en çok silah alan ülkesi. Evet. Ama kafası bozulsa, ben sorarım size deyip İsrail'e bir şey yapmaya kalksa oradaki silahların hiçbirini herhalde kullanamaz. Açıkça söylüyor hocam. Diyor ki Birleşik Arap, ben diyor İsrail'e silah atmam diyor. Gördük İran'ın, ben Mahmut Bey'in söylediğini şöyle niyetlense de atabilir mi? Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, efendim diyor ya Resulallah, ileride Müslümanlar çok kalabalık olacak. Ama diyor öyle kalabalık olacaklar ki bir nehrin üzerinde geçen bir saman çöpü gibi diyor. Cevabı bu yani. Savaşmayacaklar. Neden? 88'de ben Amerika'da onlarla okudum. Arkadaşlar diyordum bak geliyor dalga. Hayır diyordu. Onlarda atom bombası var. Ya dedim ki bak Cenab-ı Allah Ebabil suresini göndermiş. Biz onları yeneriz. Ve 2003 harekatını hatırlarsanız Bağdat vurulurken ben televizyonda anlattığımda bütün Bağdat camilerinde Ebabil suresi çalıyordu. Vakit saat geliyor. Bu dalga üstümüze geliyor bizim. O yüzden ata yazmış bizim. Hazır ol cenge, istiyorsan sulhü selah. Şimdi burada şu iki üç silahı müsaade edersin Türkiye'de buyurun ilk hocam, defa görüntüyor. Bugün çok şu önemli bir fuar vardı. Şu Kama silahı arkadaşlarımız yakından gösterirsek Kama'ya benziyor. Ne demiştik burada? Türk ordusu kara, deniz, hava ve su altında robotik bir ordu kuruyor dedik mi? Dedik. Al sana Kama. Dünyanın en hızlı giden 50 knot süratiyle kamikaze drone'u. Burada var mı hocam o? Anlatacağım. Yok orada o. Bu var. Onun bir başka maketi kardeşi var orada. Anlatacağım onu da şimdi. Bu en son model. Daha ilk defa Türkiye'de gözüküyor. Şimdi bir havacının en korktuğu şey yere düştüğünde yangın çıkması. Veya meydanda. Şu gördüğünüz kardeşlerimizin yaptığı Volkan. Teşekkür ederim. Bize bunları verdiler bugün. Bütün meydanlarımıza, sivil meydanlarımızı koruyor. Ve şöyle müjdeyi vereyim. Bana verdikleri bilgiyi bir akademisyen olarak aktarayım. Dünyadaki bütün araçlardan daha hızlı gidiyor. Yangına müdahalesi. Ama bunlar benzinli ve dizel. Şimdi biz elektriklisini de yaptık. Ondan çok daha hızlı, %30 daha hızlı gidenini yaptık. Ve satıyoruz. Bu çok önemli. Gelelim buradaki yeni silah sistemine. Bu silah sistemi de mağara ve diğer kısımlarda söylediğim robotik sistemlerle bir şekilde terörle mücadele veya meskun mahal muharebesinde kullanacak robotları yaptık. Bakın şimdi gelelim hava. Şu gördüğünüz yine TUSAŞ'ın yaptığı ve hepsi var. Burada anlatacağım bunlardan. Attığı silah sistemi tam 12'den vurdu. Dün vurdu biliyorsunuz. Ve Anka 3. Anka 3'ün radara yakalanmadığını biliyoruz. Ve 0.9 Mach sürat yapıyor. Neredeyse sese yakın. Bu güzel kuş Türk bayrağının Hürjet ondan sonra. Yani aşık oluyor adam buna. Renklerine mi, güzelliğine mi? 1 Mach sürati açtı. 1.01 Mach'ı dün Ankara'da uçtu. Gelelim Kaan. Bütün Türk milleti merak ediyor. Gece gündüz bütün mühendislerimiz çalışıyor. 5. jenerasyon uçağı yaptığımız gibi 6.sını da çalışıyor. O küçücük bizim kınalı kuzular var ya TUSAŞ'takiler. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Buradaki yeni silahlardan da birkaç tane bahsedeyim. Buyurun. Yani Türk milletinin gönlü ferah olsun. O verdikleri Türk ordusuna paralar yabana gitmiyor. Son kuruşuna kadar bunlar harcanıyor ve harbe hazırlanıyor. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bakın yaptığımız su altı deniz robotlarından burada her türlü mayını tespit edebilecek silahları yapabiliyor Türkiye. Benzeri dediğiniz bu mu? Efendim? Ekrem Bey'in sorduğu benzeri dediğiniz bu mu? O değil. Bu daha başka bir su altı cihazı. Şöyle söyleyeyim. Bugün gördüklerimde yine bir amiralimizin anlattığı daha önce kullanılmayan mayınlarımızı da modernize edip bize verilen en son istediğimiz şekilde kullanabilecek hale getirdik. Bu Türk aklının mayınlarda da su altında da ne kadar ileri olduğunu gösteriyor ve şurada vardı onu göremedim ama deminki reklamlarda vardı. Attığımız yeni mayın havadan atılıp suda bekliyor ve istediğimiz zaman patlatabiliyoruz. Bu mayını da yaptık. Havadan atılan mayın yaptık. Şimdi şurada bu söylediğimiz SİDA, Havasya'nın yaptığı Sancar. Bu modelden en az 7-8 tane farklı yapılıyor. Yani bunlar nasıl? Ana muhribin yanı sıra insansız deniz araçları olup 2-3 tanesi bir muhribi batırabilecek, 40-50 nat sürat yapabilen, keşif, istihbarat ve taarruzi maksatlı kullanılıyor. Ayrıca denizaltı avcılığında kullanılıyor. Yani üzerindeki silahla attığı denizaltı vurma torpidosu ile denizaltıyı buluyor ve batırıyor. Denizaltı bulamıyor onu. Şimdi gelelim bu taraftakilere. Gördüğünüz gibi Roketsan, Havelsan bunlar hepsi birlikte bugün anlattı Sayın Müsteşar. En az 90 bin kişiye ulaşan bir iş gücüne sahip oldu. 6,5 milyar dolarlık ihracat sayısı oldu ve bu sene 10 milyar dolar bekleniyor. Bugün Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız Tatlıoğlu Amiral, ordu komutanlarıyla konuştuk. Çok çok güzel Türk milletine müjdeli haberler var. Özellikle İDEF gelecek seneki şeyde Sayın Savunma Müsteşarımız izah ettiler. Şöyle söyleyeyim, bütün bu bölgedeki denklemi değiştirecek sistemler üzerinde bir kısmı çok gizli şu anda çalışıyoruz. Fakat şuradaki gördüklerimize bakalım. Bu söylediğim uçan mimat ancak Amerikan ordusunda kullanılan son silahları yaptık. Şimdi bir küçük bugün de anlattım oradaki mühendis kardeşlerimize. Maalesef bazı alçaklar bizim Kırıkkale'deki mühimmat fabrikamızı patlattılar. Tabii. Bugün Koreli subayları anlattım. Apar topar komutanlar bizi Kore'ye gönderdi. Uçak bombası almaya. Bugün bizim yaptığımız uçak bombalarının 350 milyon dolardan sırf satışı başladı. Yetiştiremiyor Türkiye bunu. Demek ki nereden nereye? Bir de bakın güdüm sistemleri en son sistem infrared ve radar güdümlü. Şurada yaptığımız atak helikopteri şu iki tanesi çok önemli şeyler. Gördüğünüz gibi anlatacağım bunları da. Bu kendi helikopterimize taktığımız makinalı top. Ve kamerası da gördüğünüz gibi tamamen kendi topumuz atak helikopterini. Gördüğünüz gibi Pars 8 tekerlekli çok yakın muharebeye girebilen ve uçakla taşınabilen bir zırhlı muharebe aracı. Durol bu sene yine başkanın yaptığı konuşmadan aktarayım. Amerikan firmasının da hissesini aldı, tamamen %100 yerli hale geldi. Ve şunu da söyleyeyim, burada gördüm onu, TUMOSA'nın motorları yine alınan kararla bu cihazların motorları da tamamen TUMOSA'nın Türk malı motor oldu. Motorlar da Türk motoru oldu. Şimdi şurada gördüğünüz kara topları var. Burada gördüğünüz Durol'un yapmış olduğu ki Zaha var bunun içerisinde. Özellikle amfibi çıkarma birliklerimiz. İşte Çanakkale'de Tugay kurduk, Tümen'e çıktı Foça'daki. Denizden çıkan bütün araçları Anadolu gemisinden çıkarma gemilerimiz yapıyor. Yani artık çıkarma gemileri üzeri kapalı. Bu tarafa geldiğimizde bu muazzam bir şey. Hürjet'in kardeşi Hürkuş'a makinalı top takımı gördüğünüz gibi. Ve şu bambaşka bir harika gördüğünüz gibi o mühimmat alıp yani söylemek istemiyorum burama geliyor ama şimdi biz bütün dünyaya mühimmat satan fabrikalar yap. Gidip O ülkede, A ülkesinde, B ülkesinde mühimmat fabrikası kuruyoruz ya. Bakın hocam, bu söylediklerim 1984-86'dı. Şu anda geldiğimiz yer neresi? Şuraya gelelim. Şu araç bugün anlatıldı bana. Monoblok, bakın. Burası patlasa burası patlamıyor. Ve uçakla taşınabiliyor. Helikopterle taşınabiliyor. Özel kuvvetlerimize ve kara birliklerimize tahsis ediliyor. Yine Tatlıoğlu Amiral, bugün mühendis komutanlarla da beraberdik. Sağ olsunlar, epey beni bilgilendirdiler. 6 denizaltımız halihazırda ikisi faaliyete geçti. Bu sene bir tanesi testleri bitti. Akdeniz'deki en güçlü denizaltı filosuna hakim olduk. Bu özellikle denizaltı, Ege ve Karadeniz veya bir şekilde Akdeniz'deki bütün denklemi değiştirecek silah sistemleri. Şimdi hafif silahlara gelince sarsılmazı gördük bugün. Diğer canik, bütün firmalar hepsi canla başla çalışıyorlar. Hocam son bir dakika. Acı olan ne biliyor musunuz? Amerikalılar bize Glock satmıyordu biliyorsunuz. Amerikan polisi şimdi bunları alıyor. Bu ne güzel ya. Yani ama demek ki bu yetenek var bizde. Bugün bir amiralimizin söylediği şey şu. Bakın, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın verdiği bilgiyi söyleyeyim size. İlk dünyada denizaltı yapan 7 devletten bir tanesiyiz biz. Ama Almanlar mesela bizim yaptığımız denizaltıdan torpido yani denizaltı yerde duraraktan ateş ediyor torpidoyu. Bunu Türk mühendisi komutanım bana söyledi. Mesut dedi, bizim içeride var dedi denizaltı yapma yetkisi. Ve şu anda birkaç tane ülkeye, onları açıklayacak komutanlar, Savunma Bakanlığımız, bugün itibariyle yüzlerce imza atıldı. Bu imza ne? Satılan gemiler, denizaltılar, helikopterler. Şöyle de söyleyeyim. Peki, şu hocam, silah sistemleri... Son bir iki cümlenizi rica edeyim. Son toparlayayım bakın. Lütfen hocam. TUSAŞ'ta sağ olsun mühendis arkadaşlar beni çağırdı. Ben ilk Dallas'taki uçak fabrikasına gittiğimde ağzım açık geziyordum böyle. Bizi cive bindirdiler. F-16'ları gezdiriyorlar. Beni bir gezdiler TUSAŞ'ta, benim ağzım böyle oldu. Bu tarafa gidiyor helikopter fabrikası, bu tarafa gidiyor uçak fabrikası, bu tarafa geliyor insansız hava aracı, bu tarafa geliyorsun yeni projeler ve proje. Yani tayyareleri koyacak yer yok. Bu nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Peki. Ve buradan da şunu söyleyeyim, eğer siz Türkiye'yi yan bakıyorsanız dikkatli düşünün arkadaşlar. Peki, Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın. Hocam çok Allah güzel, hepsinden, bütün mühendislerimizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Amin. Amin. Hep beraber ederim. Demek ki Türk çalış öğren oluyor hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ederiz. Ekrem Kızıltaş, Sayın Mahmut Övür, çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Muharrem Ekşi, çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Süremizi epey açtık. Hızlıca toparladık. Kapatıyoruz memleket meselesini. İyi geceler. Bunları şimdi nasıl kaldıracağız?